Hoş geldiniz. Basın Ekspres'le karşınızdayız. Çok değerli üç konuğumuzla yine bu hafta sizlerle birlikte olacağız. Gündemimizde bir hayli yoğun. Konuşacağımız çok konu var. Kimlerle birlikteyiz? Hemen yanımda Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sevil Nuriyeva İsmail Ostar Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz Sevil Hanım. Hoş bulduk. Ve Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi gündemimiz yoğun dedik. Bugün aslında Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki mesajları son derece önemliydi ama o mesajlar içerisinde biri daha fazla öne çıktı. Cumhur İttifakı'na kurulmak istenen komplonun farkındayız diyor Devlet Bahçeli. Biliyorsunuz halihazırda devam eden bir Ayhan Bora Kaplan dosyası var. Ve bu dosya üzerinden de Ankara Emniyeti'nde görev yapan 3 müdür ve müdür yardımcısı biliyorsunuz açığa alındı. Ki bu isimlerin de içerisinde olduğu bir yapılanmanın hükümete, Cumhur İttifakı'na bir komplo, bir kumpas kurmaya çalıştığı iddiaları gündemde. İşte bu iddialar üzerine de Sayın Devlet Bahçeli önemli açıklamalar yaptı. Acaba Cumhur İttifakı'na bir operasyon mu çekilmek isteniyor? Nedir bunun perde arkası? Bunu konuşarak başlayalım. Özay Bey sizinle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını? Tabii bugün bir de önemli bir FETÖ operasyonu da vardı. Hı hı. Onu da soracağım. Anladığımız kadarıyla bu yapılanma hala devletin içerisinde var. Vallahi ilk başta ben şunu söylemeye ihtiyacı duyarım. Nereden buluyorlar bu cesaretinin karşılığı? Şuradan buluyorlar. Türkiye'de isterseniz kumpas kurun, isterseniz her türlü yargı darbesini yapmaya çalışın. Kendine destek buldu geçmişte FETÖ. Çok net. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York'ta görülen davada yasa dışı elde edilen delilleri biz delil kabul etmeyiz diye Amerikan mahkemesinin dinlemeyi reddettiği şeyleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu insanları dinletti. Dolayısıyla komplo kurmak isteyenler şunu biliyorlar. Bir destek buluyorlar mı? Buluyorlar. O zaman buyurun yapmaya devam edelim diyebilirler. Bu işin bir ayağı. İkinci ayağı endişe verici olan şey şu. Bakın şimdi devlet her türlü yapılanmayla mücadele eder. Devlet için mücadelesi en zor olan yapılanma kendi içine sızmış olan yapılanmadır. Dolayısıyla da bu yapılanmayla mücadele etme meselesi zor bir mesele. Ama şunu hiç unutmayacağım ben hayatım boyunca. Ben FETÖ'den 14 Temmuz günü gittim şikayetçi oldum. Yani benim telefonum yasa dışı 3 yıl dinlenmişti. O VIP dinleme operasyonu hikayesi, kullandığım telefonun kayıtlı olduğu şirket vesaire falan filan. Ben gittim 14 Temmuz'da şikayetçi oldum. İstanbul Emniyetindeki bir şikayetçiyi polis sakladı diğerlerinden. Bitmedi. Ben şikayetçi olduktan sonra giderken bana teşekkür etti. Dedi ki Özay Bey dedi gün olur devran döner diye dedi şikayetçi olmaktan imtina eden çok isim var. Çok teşekkür ediyoruz size dedi. Şimdi o isimlerden en azından bir kısmını o zaman öğrenmiştim. Sonra 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi başarısız oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Emniyette zamanında gün olur devran döner diye şikayetçi olmayanların bir kısmı karar değiştirdiler, gidip mahkemeye şikayetçi oldular. Şimdi bakın, demokrasiden yana duruyorsanız bunun sonunda kim kazanır hesabı yapmazsınız. Bir şeye ya %50 demokrasiye destek verip %50 açıkta bırakmak olmaz. Ya demokrasiden yana durursunuz ya da karşısında durursunuz. Bunun yüzdesi olmaz hayat içerisinde. Şu soruya çok eğleniyorum. Ya bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Ya arkadaş sizinki çoluk çocuk da bizimki bostan korkulu. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var ama mesele ülkeni ne kadar sevip sevmediğine alakalı. Velhasıl kelam geçmişte yaşanılan pratikten cesaret alan belirli yapılanmalar aynı şeyleri deneyebilirler. Sistemin uyanık olması ve bu tehlike geçti duygusundan kurtulmak gerekiyor. Bakın böyle bir örümcek ağ gibi 40 yılda oluşturulmuş bir sistemden bir anda kurtulamazsınız. En azından şunu sorayım. Yani şimdi üniversite sınav sorularıyla ilgili bu sınav sorularını alıp üniversitelere girenler mezun oldular. Çünkü kazanılmış hak tek tek tespit edemezsin. Onların içerisinden şimdi tekrar devlete sızmak isteyenler olur mu? O da olacaktır. Savsaklama veya bir an tamam nasıl olsa bu iş bitti diye düşünme lüksü olmayan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Yani sadece referans mektuplarına baksanız
Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz oturma izni için, yeşil kart için o oturma izinlerine kimler imza atmış? Amerika'da hala üniversitesi var mı yok mu bu yapılanmanın? Bunlara baksanız tehlikenin hiç de geçmediğinin farkına varırsınız. Ama biz unutmak konusunda çok mahiriz. Hakikaten çok hızlı unutabiliyoruz. Ondan sonra böyle bir yerlerde neyse ki karşımıza çıktı, farkına vardık. Ya farkına varılmasaydı? Aynı filmi bir daha baştan mı seyredecektik? O yüzden de ben bu vakanın dışında şunu söyleme ihtiyacını duyarım. 40 yıllık tehlikeler 4 yılda, 5 yılda, 6 yılda geçmez. Üstüne üstlük yani kimse kusura bakmasın. Sayın Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'a kadar bu mücadelenin çok büyük bir kısmını tek başına vermek zorunda kaldı. O yüzden kimse kimseyi kandırmasın. Uyanık olunması gereken bir zaman dilimindeyiz. Girebildikleri şeklin haddi hesabı olmadığını söyleyeyim. Bu girebildikleri partilerine yani FETÖ lideri için Taraf Gazetesi'nde Modern Zaman Şaman'ı yazan biri Cumhuriyet Halk Partisi'nde 5 yıl genel başkan yardımcılığı yaptı. Öyledir değildir bilmem ama böyle, bir böyle bir durum var mı? Evet böyle bir durum var. Dolayısıyla da bu sefer hiç değilse şehitler gaziler vermeden aklımızı başımıza alıp neyin ne olduğunu görme zamanı diye düşünelim. Aslında hemen hemen bir yıl önce yani 15 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı yine dikkat çekmişti, o konuşması hala aklımda. Yani bu tehlikenin geçmediğini ki birçok konuşmasında Cumhurbaşkanı yine bir şekilde FETÖ tehdidine ya da işte devletin içine sızmaya çalışan bu tarz yapılara, yapılanmalara dikkat çekiyor. Yani bakıyoruz bugün 62 ilde bir FETÖ operasyonu, 544 gözaltı var. Örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirdikleri, bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığı gibi yani hala bu girişimler devam ediyor Sayın Likoğlu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve Sayın Bahçeli'nin açıklamasını nasıl okuyorsunuz? Şimdi birincisi FETÖ'nün bir sahibi var mı? Yani FETÖ yani nihai en üst merci mi yoksa hizmet ettiği bir yer var mı? Var. FETÖ'nün hizmet ettiği bir yer var. Bir sahibi var ya. Yani. Şimdi ve bu sahibini aslında hepimiz biliyoruz. Yani 50 yıldır biliyoruz, 100 yıldır biliyoruz. FETÖ'nün bu sahibi özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra küresel düzeni kuran, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya düzenini oluşturan dünyanın jandarması. FETÖ'nün sahibi bu. FETÖ gibi benzer örgütler dünyanın her yerinde var mı? Var. FETÖ gibi benzer örgütler Türkiye'de var mı? Var. Dolayısıyla FETÖ'nün bir sahibi var. Ve FETÖ'nün sahibi enselenmiş, yakalanmış, adamları suçüstü edilmiş, hapsedilmiş, devletten ihraç edilmiş, şu olmuş, bu olmuş vesaire olmuş. Her şeye rağmen FETÖ'nün sahibi FETÖ'ye sahiplik etmeye devam ediyor. Bunu unutmamız. Yani sahibi terk etmezse bu örgütün pes etmesi mümkün değil. Bunun altını bir kere çizmemiz lazım. İki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde FETÖ gibi bir yapılanmayı oluşturup işte devletin çeşitli mekanizmalarında, siyasetin çeşitli mekanizmalarında, bürokraside, sivil toplum kuruluşlarında, ticarette, medyada, bildiğiniz nerelerde varsa hepsine yerleştiren bu sahip sadece FETÖ ile mi yetinmiştir? FETÖ'nün yedeği yok mu? Kriptosu yok mu? Onun yedeği yok mu? Farklı görünümlüsü yok mu? İşte FETÖ görünürde dini bir kisve adı altında bu işi yaparken tam karşıtı bir ideolojik anlayışla aynı hizmeti yapan yok mu? Bütün bunları de tekrar hatırlatmak lazım. Bir, FETÖ'nün sahibi var ve FETÖ
FETÖ'nün sahibi FETÖ'yü sahiplenmeye devam ediyor. FETÖ'den hizmet almaya devam ediyor. FETÖ'den umudunu kesmemiş. Yani FETÖ'nün sahibi FETÖ'den umudunu kesmemiş. Evet, bunlar bize hala hizmet edebilir. Bunlar bize hala casusluk yapabilir. Bunlar bize hala istediklerimizi getirebilir. Şimdi o açıdan da baktığımız zaman şimdi gördüğümüz şey, iki şey görüyoruz. Birincisi, kriptolar yavaş yavaş faaliyete geçtiğini görüyoruz. İkincisi, demin söylediğim gibi FETÖ'cülükle alakası olmuyormuş gibi görünen ama FETÖ gibi davranan yapıların devreye girdiğini görüyoruz. Çünkü ikiz kardeşler onlar. FETÖ'nün bir sürü ikiz kardeşi var. Sadece FETÖ değil yani. Onun gibi bir sürü 200, 300, 500 neyse başka yapılar da var. Bunlar da devrede olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü bir amaca hizmet etmek için bu yapılar kuruldu. Nedir o? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tam bağımsız olma arzusundan vazgeçirecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni FETÖ'nün sahibine işte mahkum edecek. Onun işte irade beyan etmeyecek, itiraz etmeyecek. Onun amacına hizmet edecek bir devlet istiyor. Yani devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomide, savunmada, işte dış politikada vesaire alanlarda tam bağımsız Türkiye aklıyla hareket ettiği anda dur bakalım nereye gidiyoruz diyebilecek. Türkiye içeriden tökezletecek, Türkiye'yi içeriden zor durumda bırakacak, Türkiye içeriden çelme takacak örgütlenmelere ihtiyaç var. Ve bunların en güçlüsü görünür de FETÖ'ydü. Ve FETÖ 17-25 Aralık'tan, hatta biraz daha geriye gidelim, 2011'den bu yana bu görevini yerine getirmek için epey uğraş vermiş ve 15 Temmuz'da çok ciddi bir darbe almış. Pes etmiş mi, etmemiş. Pes etmesi mümkün değil. Pes edebilmesi için sahibinin onun fişini çekmesi lazım. Şu anda FETÖ'cüler dünyanın her yerinde, Amerika'da, Almanya'da, Kanada'da, İngiltere'de, Fransa'da yüksek bir itibar görüyorlar mı? Görüyorlar. Özellikle işte Almanya ve Amerika'da FETÖ'cüler çok kıymetli. Çünkü onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İşte sırlarını biliyorlar, kimin ne olduğunu biliyorlar, bir fişleme yapmışlar, bilgi biriktirmişler, savunma sanayiyle alakalı projeleri çalmışlar. Daha çok daha önemlisi, bugün işte konuştuğumuz olayla da kısmen bağlantısı olan, yani cemaatsel ya da işte örgütsel anlamda bağlantısı olan bir olay var. O da şu, bundan birkaç ay öncesine kadar hava kuvvetlerinde işte harekatları vesaire şeyleri en önemli işte kripto bilgilere sahip makamın başında bundan işte bir ay önce itirafçı olan karı koca albay vardı. Yani 15 Temmuz'u geçtim ya. Ya bir sene öncesini, iki sene, üç sene öncesini geçtim bak. Bundan birkaç ay önce İşte Türkiye'nin hava kuvvetlerinin harekat planlarını bilen, işte o konudaki çok gizli bilgilerin çalışıldığı, yönetildiği merkezin başında daha yeni itirafçı olmuş karı koca albay vardı. Şimdi sizce FETÖ'den Amerika vazgeçer mi? Bizim 5 ay önce, 6 ay önceki hava harekatlarımızla alakalı planları yapan, bilen, gören kişiler o işin başındaydı. O kişilerin bugün işte gözaltına alındığı söylenen, alındı mı bilmiyoruz ama açıkta olduğunu bildiğimiz ve evlerinde arama yapılan polislerle de görünürde cemaatsel olarak aynı akraba olduklarını görüyoruz. Yani bugün sadece polis değil, askerde de aynı şey var. Yargıda da aynı şey var. Ve ne yazık ki aynı renklendirmeyle farklı cemaatlere sızmış yapılar var.
Yani bunu şunun için söylüyorum. FETÖ bitmedi. FETÖ vazgeçmedi. Ve ne yazık ki 2022-2023'ten bu yana palazlanmaya başladı. Gerek bürokraside palazlanmaya başladı, gerek siyasette palazlanmaya başladı. Özellikle 2023 Mayıs seçimlerinde önce tamam Tayyip Erdoğan bu sefer seçimi kaybedecek beklentisiyle açığa çıkmaya başladı. Yani kendini göstermeye evet. başladı. Çünkü hatırlayalım. 2023 seçimlerinde hatırlayalım. KHK'lıları geri alma vaadi vardı. Tabii. İşte iade etme vardı. Tazminat ödeme vaadi tarih vardı. Vesaire vardı. Yani şimdi içeriden çok ciddi bir destek aldı. Dışarıda zaten destekler hayli yüksek. İçeriden çok ciddi destek alıyorlar. Şimdi bugün işte Özal Bey söyledi. Yani bu cesareti nereden alıyorlar? Birincisi sahiplerinden bu cesareti alıyorlar. Bugün FETÖ'nün sahipleriyle alakalı yapabildiğimiz çok şey yok. Çok şey yapmadık. Ya bu FETÖ bu kadar kötülük yaptı, bu kadar işler yaptı. Bunları nasıl yaptı? Kimin desteğiyle yaptı? Hangi sayede yaptı? Hangi teknolojik destekle yaptı? Bu çok önemli. Bakın teknolojik desteği özellikle söylüyorum. Soru çalmayı teknolojik destekle yaptılar. Sızmayı teknolojik destekle yaptılar. 15 Temmuz'dan önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok kritik yerlerindeki yani bugün arındı mı deseler ben arındı demem çok kritik yerlerindeki bilgi işlem müdürleri, bilgi işlem çalışanları FETÖ'cüydü. Evet. İnsan kaynakları, bilgi İnsan işlem kaynakları, çok bilgi, girdikleri yerler şimdi, zaten. Dolayısıyla bunu neyle yaptılar? Bunu sahipleri eliyle yaptılar. FETÖ'nün sahipliğine ilişkin yapabildiğimiz tek operasyon var. Enver Altaylı operasyonudur. Onu da ben geçenlerde bir emniyet müdürüne söyledim. Dedim ki Enver Altaylı'yı konuşturamadığınız için işte itiraf ettiremediğiniz için dedim bütün bu sıkıntıları yaşıyoruz. Çünkü Enver Altaylı FETÖ'nün sahipleriyle FETÖ arasında bir ara yöneticiydi. FETÖ'nün sahipleri adına FETÖ'yü yöneten kişiydi. Evet, ya tutuklandı, yargılandı, mahkum edildi ama yani 1950'den 1960'tan 1970'ten bu yana bu işin yani küresel anlamdaki aparatı olan bir kişi hiçbir şey söylemedi. Sadece şu anda hapis yatıyor. Herhangi bir şey söylemedi. Bugün emniyet içerisinde yaşadığımız 15 Temmuz vari, özür dilerim 17-25 Aralık vari komplonun temelinde tam da bu var. Bu var. Sahipleri yeniden harekete geçin dedi. Çünkü dünya başka bir yere doğru gidiyor. Türkiye küresel anlamda bölgesel güç aşamasını geçti. Küresel aktör haline geldi Türkiye. Türkiye işte İsrail'in yaptığı katliamlar karşısında dünya ayağa kaldıran, İslam dünyasını ayağa kaldıran, bu katliama karşı en net duruşu sergileyen, en sert duruşu sergileyen Türkiye. Türkiye. Ukrayna-Rusya meselesinde yine küresel anlamda en doğru yere işaret eden Türkiye. Yani Türkiye'nin tam bağımsızlık arayışı, gayreti, peki. çalışması ve küresel anlamdaki duruşu birilerini rahatsız ediyor. Onun için efendim cesarete gerek yok. Bu cesareti nereden buldu? Cesarete gerek yok. Çünkü bunlar canlı bomba. Yani bu yani bunların bir cesarete ihtiyacı yok. Yani efendim böyle yaparsam işte başıma bir şey gelir yok. Bunlar evet. böyle robot ve bunlar böyle mankutlaşmış ne denileni yapan tipler. Bunlara dediler ki böyle yapacaksınız. Tamam. Bitti. Ondan sonra gerisini sorgulamazlar. Peki. Ya bir nevi bu operasyonların neticesinde ortaya çıkan kişilere canlı bomba diyebiliriz ya. Onun için ortaya çıktılar. Onlara verilen görevi yapıyorlar. Öldüler, tutuklandılar. Hiç önemli değil. Önemli değil. Peki Sevil Hanım siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Sayın Bahçeli
emniyet ve yargı üzerinden hesap yapanlar 15 Temmuz gecesine bakmalı diyor. Yani bu yapılanmalar yeni bir 15 Temmuz'a cesaret edebilir mi, yeltenebilir mi sizce? Ben Sayın Bahçeli'nin uyarılarını ciddi uyarı olarak bakılması gerektiğine inananlardanım. O uyarılar Türkiye'nin geleceği açısından Türkiye'ni tehlikeye atacak. İşte Cumhur İttifakı'ndan bahsediyoruz. Neden bu kadar tedirgin olduk? Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye'nin milli ve bağımsızlık felsefesini oluşturan ana siyasi omurgadır. Ve bu o gün bu ay yıldızlı bayrak için, bu topraklar için, dini için, kimliğimiz için sokağa dökülen o mefkure sahibi insanların ortak ittifakı olarak meydana çıktı. Şimdi çok kıymetli gazeteciler, her iki genel yayın yönetmeninin de usta oldukları konularda çok güzel noktadan kapaçtılar düşünmemiz gereken meselelere. Ben Hüseyin Bey'in söylediği FETÖ'nün veya FETÖ vari bütün yani bu ismine ne koyarsanız koyun, yani bu ülkeye, bu devlete, bu topraklara, bağımsızlık mücadelesine engel olan bütün unsurlardan bahsediyoruz. İsminde ne olursa olsun bu bağımsızlık harekatının, bu müstakil olmanın önüne geçme operasyonunun tabii ki sahibi vardır. Ve biz bugün dünyada oluşan bütün bu savaşlar zincirine muhakkak değinmek isteyerek geçmek istiyorum. Çünkü konuştuğumuz konunun dünyada genel olarak şu anda paylaşım savaşlarından bağımsız olarak okuyamayız. Ve Türkiye'nin bu paylaşım savaşları serüveni içerisinde kendini yara bere almadan hem içeride hem dışarıda kendine yönelik bütün sorunları çözerek bağımsızlık mücadelesini veren bir iradesi söz konusudur. Ve bu iradeni engellemek isteyen FETÖ'nün ve bugün biz belki yarın kendisi FETÖ olup ama başka kılıflara giren enstrümanları da göreceğiz. Bunun bittiğine ben de inanmıyorum. Çünkü bakın, belki Karabağ Savaşı'ndan küçük bir örnek vermek istiyorum. Bakın halen Ermenistan Azerbaycan'a Karabağ'da mayınladığı bölgelerin haritasını vermiyor. Halen onun mücadelesini veriyor Azerbaycan. Ve halen artık imzalanmış bir taraflar kendi payına göre imzaladığı bir belge olmasına rağmen halen mayına düşerek sivil insanımız ölüyor. Bu aynı onun gibidir. Mayınlı bölgeler bugün patlamaz ama 5 gün 3 gün sonra yine tekrar patlar. O nedenle kökünde bu işin silinmesi için ben bakıyorum bazen hani her şey bitti adasıyla bazı konferanslarda, bazı oturumlarda başka bölge ülkelerinden davet edilenlere bakıyorum konuşurken. O ülkelerdeki pozisyonunu biliyoruz. İşte yazılardan, çizilerden, haberlerden. Onlar çok rahat bir biçimde yine bu Cumhur İttifakı'nın felsefesi içerisinde konumlanan projelerin içinde yer almaya başladı. Halbuki bunların birçoğunun FETÖ'yle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla hani taykus içinde olmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Her şey bitti, sonlandı diyemiyoruz maalesef. Hele hele Türkiye'yi zorlamak istedikleri bir dayatma söz konusu, ister Suriye'de, ister Irak'ta, ister Doğu Akdeniz'de. Bakın Türkiye'nin açılmış parantezler var, kapatmıyorlar, kapatmak istemiyorlar. Kapatılmasını isteyen Türkiye'nin diplomatik aklıdır. Diplomasi aklıdır. Türkiye'nin siyaset aklıdır. Bakın Yunanistan'la belki biraz sonra konuşacağız onu. Mısır'la ortadaki sorunları ortadan kaldırıyor. Suriye'de yapmak istediklerini bir şekilde paydaşlarla veya coğrafyadaki unsurlarla konuşarak, anlaşarak çözmeye çalışıyor. Niçin? Çünkü her taraf mayınlı bölge ve bu mayınlı bölgeyle birlikte sizi içeriden işte ismine bir sürü tanımlamalar yaptılar. İçeride işte demokratik
kurallardan geri duran bir Türkiye portresi çizmeye çalıştılar. Aynı Türkiye seçimlerde ikinci tur gösterdi. Hani demokrasi yok dedikleri Türkiye'de sandığın nasıl namus olduğunu Türkiye, bu toplum ve bu devlet ve bu siyaset gösterebildi. Dolayısıyla bunun da garantörü Cumhur İttifakı'dı. Açık söyleyeceğim. Bu duruşu, bu demokratik duruşun da garantörü Cumhur İttifakı'nı. Nedeni sorarsanız, eğer halen siyaset dediğiniz enstrüman, siyaset dediğiniz ilmin arkasında duran siyasetçi profili halen başka kurumlardan, başka dayatmalardan, başka güçlerden medet umabiliyorsa, demek ki orada demokrasinin de tehdit altında olduğunu görüyoruz. Ama tam tersi, demokraside kusuru var dedikleri Cumhur İttifakı felsefesi, ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Devlet Bey'i, Sayın Bahçeli'nin bu anlamda tutumunu kıymetli buluyorum ve gelecek nesiller adına, bu çalışmaları gelecek nesiller adına Türkiye'nin hem bağımsızlığı hem de demokratik yapısının korunması adına mücadele olarak görüyorum. FETÖ ve gibi bütün unsurlar aslında Türkiye'nin bağımsızlık ve demokrasisinin düşmanları. Onun için yurt dışına kaçarak çeşitli YouTube kanallarından, çeşitli yayın sayfalarından Türkiye'yi olmadık yalanlarla itham etme, içinde ve dışında, polisiyesinde, yargısında çeşitli olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Hala anlamış değilim. Yani sonuçta belki açık savaş yapmıyor Türkiye, açık savaş yapmıyor ama Türkiye terörle mücadele ediyor. 30 yıldan fazla da terörle mücadele içindeydi. Böyle bir durumda Türkiye'ye açık alan bırakma şansı ve lüksü olmadığında altını çizmek istiyorum. Onun için bununla mücadeleni sert yapmak gerekiyor ve bunu eğer kimse demokrasiye karşı bir yaptırım olarak görüyorsa ya aklında sorun var ya kalbinde sorun var. Başka yerde sorun arayamıyorum. Ya haindi ya gerçekten cahildi. Var mı eklemek istediğiniz bir şey bu konuya? Hüseyin'in söylediğinden yola çıkarak bir hatırlatmada bulunayım. Mun tarikatı çok benzer bir yapılanmadır. Hatta bir bakın bakalım Türkiye'den kimler gitmiştir Mun tarikatının toplantılarına gözlemci olarak. Mesela CIA izi çok bellidir. Gelişme tarzı çok bellidir. En son Japonya'nın eski başbakanının öldürülmesinde adları geçti. Tasfiye olur olmaz bilmiyorum ama bak lideri öldükten sonra bile yaşatılmış bir yapıdır Mun tarikatı. Yani Kuzey Kore'den Güney Kore'ye geçmiş aslında bir papazın ve hedefi nedir? Teokratik bir dünya liderliği. Değil mi? Tanıdık geldi mi? Evet. Ya. Evet. Kavramlar birebir. Tabii tabii. Zaman yani yolu. Şey. Zaman. O yüzden. Kainat imamı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakmadan. Amerika Birleşik Devletleri'nde kimler referans mektubu sunmuş, onlardan kaç tanesi CIA personeli. Bütün bunlara bakmadan gelini anlamakta çok zorlanırız. Yani Alman gizli servisinin FETÖ kumpasının savcılarını koruyor olmasının bunu normal bir yolla açıklayabilir misiniz? Açıklayamazsınız. Şimdi Türkiye'de şunun farkına varmamız gerekiyor. Almanya tekrar ediyorum suçların iade anlaşması müttefiklik falan filan hikayesi var ya. FETÖ kumpas savcılarını Alman gizli servisi koruyor. Evet. Neyi tartışıyoruz? FETÖ ile PKK'nın kesişim noktası nedir? CIA. Hiç uzağa gitmeyelim yani. FETÖ ile PKK'nın kesişim noktası Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Servisi CIA'dir. Başka hiçbir yere bakmayın. O yüzden de Türkiye'de bir şeyi karıştırmak istersen işin kötü tarafı şu. Bu komploları komplo olduğunu bile bile kendi işine yarayacağı düşüncesiyle kullanan siyasiler gördüler. O yüzden çok pervasız yapabilirler. Burada sıkıntı şu. Çok çabuk geçtiğini varsayıyoruz. Hep böyle bir sonraki sayfaya geçiyoruz ama bir dakika bu sayfa bitmedi. Bu sayfayı doğru bitirmezsen ondan sonraki çok basit bir örnekle anlatayım. 1986 yılında Nokta Dergisi Kuleli Askeri Lisesi'ndeki FETÖ meselesini kapak yapmış. Sonra ne olduğunu biliyor musunuz? Biz bunları kazanırız deyip birkaç tane göstermelik ihraçtan sonra kalanı tamamen kalmış. Onları 15 Temmuz'da çıktı karşımıza gelen reform.
O zamanki okul komutanı kim? Yaşar Büyükadıt. Böyle, böyle oldu. Kötü niyetten değil. Nasıl olsa kazanırız. Nasıl olsa kazandık. Bu rahatlıkla olmuyor. Kazanamadığını işte adama 30 sene sonra çat diye gösteriyorlar. Demek ki şunu, yani Mun tarikatı örneğine bakarak bile neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamak için müthiş bir örnektir. Tekrar ediyorum, Türkiye'den de Mun tarikatı toplantılarına gözlemci olarak kim gitti? Açın biraz bakalım. Arama motorlarına giderlerse bakarlar, görürler. Peki, aslında tabii bu konu çok uzun konuşulacak bir konu ama. Mun tarikatının Türkiye temsilcisi de var ya. Var tabii canım. CHP'nin içinde de vardı. Üstünüz CHP'de genel sekreterlik yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nden okuyup gelmişti. Türkiye yani, temsilcisi. Evet. Yani şimdi her renge girebilirler. O bahsettiğin, senin biraz önce söylediğin FETÖ taktiklerinden bir tanesi olan o renklendirme meselesinde. Yok yok. Hakikaten yok yok. Yani, var mı birkaç cümle? Şöyle, Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklaması bu yönüyle kıymetli. 15 Temmuz'dan sonra ne oldu? 15 Temmuz'dan sonra hepimiz hatırlayacağız. Siyasette bir araya gelme oldu. İşte 7 Ağustos yeni kapı ruhu oluştu. Ve Sayın Bahçeli 15 Temmuz'dan sonra, o zaman Ankara'da gazetecilik yaptığım için söylüyorum, bir grup toplantısında çıktı, dedi ki başkanlık istemiyorum. Neyse anayasa değişikliğini getirin dedi. Konuşma bitti. MHP kulislerinde Sayın Bahçeli'ye çok yakınlığıyla hatta danışmanlığını yapan milletvekili dostumuz vardı. Ona dedim ki ya bu neydi dedim ya. Ya ne diyor yani? Sayın Bahçeli nasıl bir çıkış yaptı falan. Hem sürpriz mi? AK Parti hakikaten anayasa değişikliğini destekleyecek mi? AK Parti başka bir yere mi çekiyor? Ben bunu her yerde söylüyorum. O zaman aldığım cevap şuydu. Türkiye'yi önümüzdeki dönem çok çetin saldırılar bekliyor. Bu çetin saldırılara karşı Türkiye mevcut hükümet sistemiyle cevap vermesi mümkün değil. Türkiye'yi bu çetin saldırılar karşısında güçlü cevap verebilecek bir hükümet modeli sistemine ihtiyaç var. Dolayısıyla Sayın Bahçeli bu açıklamayı bunun için yaptı. Ve işte anayasa değişikliğine kesinlikle blöf değil, destek verecek dedi. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bugün söylediği işte Cumhur İttifakı'nın hedef alınması, Türkiye'nin hedef alınmasının bir karşılığı var. İşte Sayın Bahçeli'nin 2017'de söylediği, hatta 2016'da söylediği şey tam da buydu. Bu çetin mücadeleler, bu çetin saldırılara karşı Türkiye bu hükümet model sistemiyle karşı koydu ve tam bağımsız Türkiye her alanda, ekonomide, savunma sanayinde, dış politikada vesaire, tam bağımsız Türkiye yolunda ilerliyor. Ve işte seçimlerde, 2018 seçimlerinde hepsi bir araya geldi ki demin söylediğim Enver Altaylı'nın fikridir bütün muhalefetin bir araya gelmesi. Sokak hareketlerine çağrı Enver Altaylı'nın fikridir. Ekonomik işte kriz, vatandaşın cebine dokunma, Türkiye'ye yönelik Körfez'den gelen sermayenin engellenmesi. Bakın bunlar. Bütün bunlar Enver Altaylı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'nün CIA imamıyla yaptığı istişarelerin neticesinde ortaya konan senaryolardır. Bakın Türkiye'de yabancı düşmanlığı adı altında Arap düşmanlığına yönelik bu kadar büyük kampanyaların arkasında bu var. Yine bu var. Körfez'den para gelmesin. Aynen söylüyor Enver Altaylı FETÖ'nün CIA imamıyla yaptığı görüşmede. Aynen söylüyor. Katar'dan, Suudi Arabistan'dan işte o Körfez'den gelen paraların önünün kesilmesi gerekiyor. Nasıl kesilecek?
İşte Türkiye'de işte yabancı düşmanlığı, Arap düşmanlığı yaptığınız zaman, ırkçılık yaptığınız zaman, işte sermayelerine saldırdığınız zaman kesilecek. Türkiye'de ekonomik kriz çıkacak ve bu ekonomik kriz sayesinde hükümetten kurtulacaklar ve yeniden FETÖ veya Amerika Birleşik Devletleri'nin aparatları devlet kademelerine hakim olacak. Peki o zaman şunu sorayım. Şimdi dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin bugün söylediği hedef Cumhur İttifakı'dır ifadesi çok önemli bir ifadedir. Çünkü saldırılarına karşı ya da işte yapmak istediklerine karşı dik duran bir irade var, siyasi irade var. Bu siyasi iradenin adı da Cumhur İttifakı'dır. Peki muhalefet bu az önce saydığınız tüm argümanlara karşı Kılıçdaroğlu döneminde bunlara sarılan bir muhalefet yapısı vardı. Yani bunlar üzerinden siyaset üretip hükümete karşı duran. Şimdi Özgür Özel'le bu değişir mi sizce? Yani mesela bu meselede örneğin şimdi, muhalefetin tavrı ne olur? Nasıl bir irade beyan edeceklerine bağlı. Umarım değişir. Umarım. Yani çünkü hani görüşmeler oldu, bir araya gelindi. Umarım değişir. Çünkü Sayın Özgür Özel'in yani son özellikle 31 Mart seçimlerinden bu yana gösterdiği tavrı her Türk vatandaşı gibi ben de takdir ediyorum. Ayrıca yani, 15 yani 15 Temmuz gecesi meclise gelenlerden bir tanesi Özgür Özel. Yani dolayısıyla nedir o? Bir, Türkiye'deki yabancı düşmanlığıyla alakalı Sayın Özgür Özel'in defalarca söylediği ifadeler açıktır. Ve kendi belediyelerini uyarıyor. Arapça tabelalar vesaire konusunda. İki, yurt dışında partim yok. Yurt dışında Türkiye Partisi'nden yurt içinde siyasi rekabet ederim. Bu çok önemli. Çok. Dolayısıyla bunlar özlediğimiz milli ve yerli duruştur bu. Peki. Yani bunu sergilediği takdirde bu virajı da dönebileceğimizi düşünüyor. Buna ihtiyaç var yani. Bu sadece Cumhur İttifakı 8 yıldır direniyor. 15 Temmuz'dan bu yana direniyor. Bu dirençte ciddi bedeller ödüyor. Türkiye'ye bedel ödetiyorlar. Neye istinaden Türkiye'ye bedel ödetiyorlar? Şöyle düşünüyorlar. Biz bu siyasi iktidarı devirirsek, yani yerine Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirirsek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği birini getirirsek, her şey eskisi gibi olacak. Eskiden olduğu gibi KYK'lılar kamu kurumlarına geri dönecek. FETÖ'cüye geri dönecek. Her şey eski gibi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel'in liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi bunlara hayır kardeşim böyle bir şey olmayacak. Bana güvenmeyin. Sizin bu hayalinizi ben Cumhurbaşkanı olursam veya benim partimin aday göstereceği Cumhurbaşkanı isim Cumhurbaşkanı olursa bu hayaliniz gerçekleşmeyecek. Burada milli duruşu sergilemeye devam edeceğiz dediği anda zaten işte o zaman Türkiye çok önemli bir kazanım elde edecek. Umarım bu ifadeleri de yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden duyarız. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Evet, benim de geçirtmeyeceğiz seni. Bu konu o kadar uzun bir konu ki bütün programı da bununla doldurabiliriz ama. Ben yok sadece. Lafı da açıyor ben, buyurun. Ben sadece Özgür Bey'in Sayın Genel Başkan'ın bu an tavrını ben de çok takdir ediyorum ve dikkatimi çekiyor. Biz takdir ettikçe kendi camiası adamı linç ediyor. O da ilginç bir psikolojik durum. Evet, o da kendi içinde öyle bir durum söz konusu. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli açıklamalar yaptı. 6 numaralı grafiğimiz var. Onu arkadaşlarımızdan rica edeceğim. Bir kongre mesajı var. Kongre sürecimizi başlatacağız diyor Cumhurbaşkanı. Genişletilmiş il başkanları toplantısında bu mesajları verdi. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Hızlıca paylaşalım. Sonra Özay Şendir'e soracağız. Yumuşama ikliminin geçici bir bahar değil, siyasetin hakim karakteri olmasını ümit ediyoruz diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
Geleneksel istişare kampımızı yakında toplama kararı aldık. Önce milletvekilleri ardından belediye başkanlarıyla bir araya geleceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Tarihi de belli oldu bu arada. Onu da biraz sonra paylaşalım. AK Parti'nin alameti farikası kendini yenilemeye, geliştirmeye, yeni şartlara adapte etme kabiliyetine haiz olmasıdır. Kongre sürecini bunun en önemli vesilesi olarak görüyoruz diyor. Kırarak, dökerek, dağıtarak değil, tam tersine birleştirerek, kucaklaşarak ilerleyeceğiz, kucaklayarak ilerleyeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Saflarımızı sıklaştıracağız, partimizi büyüteceğiz. Yeni hizmetlerle, isimlerle kadrolarımızı tahkim ederken partimizin emektarlarına da vefasızlık göstermeyeceğiz diyor. Hani bir değişim olacak ama nasıl olacağını aslında anlatıyor Cumhurbaşkanı. Bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil, AK Parti'ye güç katacak, ufuk, vizyon, dinamizm, heyecan katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var diye de ekliyor. Seçimlerden sonra çok konuşuluyordu AK Parti'de. Teşkilatlarda yeni bir yapılanma olacak mı, değişim olacak mı? İşte aslında Cumhurbaşkanı bunun da işaretlerini veriyor. Önce milletvekilleri ardından da belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. O kampların da aslında tarihleri de belli oldu Özal Şendir. 7-8 Haziran Genel Merkez ve Milletvekilleri Kampı, 1-2 Temmuz'da Belediye Başkanları Kampı. Bu açıklamaları nasıl yorumlarsınız? Şöyle bakmak lazım şimdi. İktidar Partisi, AK Parti sadece seçimi kaybettiği zaman kendini yenilemiyor ki, kazandığı seçimlerden sonra da kendini yeniledi. Yani meclis grubunu defalarca değiştirdi, 3 dönem kurulundan kesinlikle taviz vermedi. Şimdi yenilenme ve sokağa yakalama meselesi, bunlar önemli özellikler. Yani baktığınız zaman AK Parti'nin içerisinden çıkmış partilerin bu seçimde aldıkları oy oranlarını da gördük. Dolayısıyla orada merkezde ideolojik tahkimatı devam ediyor iktidar partisinde. Buradaki temel mesele şu: şimdi açıklanan tasarruf paketi, tasarruf paketinin içerisindeki maddeler, biliyorum ve bekliyorum ki yakın bir zamanda daha geniş ve toplumun daha krem döle krem diye tanımlanan üst gelir gruplarındaki çeşitli vergiden kaçınma yollarını tıkayan paketler de gelecek. Gelmesi de gerekiyor öz itibariyle. Şimdi buradaki temel mesele şunu görmek lazım. 31 Mart seçim sonucu değil ama 31 Mart seçim sonucunun verdiği bir mesaj var. O mesajın Sayın Cumhurbaşkanı tarafından nasıl okunduğu ve o okumadan çıkan sonucun örgüte nasıl yansıyacağı. Çünkü çok net şunu görmekte de fayda var. Hüseyin de katılır herhalde fikre. Çünkü bir dönem sonra şöyle oldu: nasıl olsa beyefendi seçimi kazanır. Şimdi bu çok yorucu bir duygu ama aynı zamanda çok konformist bir duygu herkes açısından. Yani nasıl olsa beyefendi seçimi kazanır. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı girdi ve 14-28 Mayıs'ta seçimleri kazandı ve kendi öz itibariyle yapması gerekenleri tamamladı. Yani şimdi parti genel başkanı sıfatıyla yerel seçimlerdeki gidişatta, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı teşkilatçıdır. Bakın, örgütçülüğü çok bilinen bir özelliktir Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir özelliği vardır. Nasıl Milli Selamet Partisi'nde İstanbul Gençlik Kolları Başkanı seçildi biliyor musunuz? Yani ona o zamanki rahmetli Erbakan ve MSP yöneticileri, ya bu çok cevval bir çocuk, hadi bunun yolunu açalım demediler. Başka bir aday vardı. Başka bir adaya rağmen bir gece telefonun başına oturup bütün illeri de arayarak, o zaman da Kartal Gençlik Kolları Başkanı İdris Güllüce onun desteğiyle beraber, şimdi hep örgütçülüğüyle gelmiş bir isimdir Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla da örgütte neyin doğru neyin yanlış yapıldığını da muhakkak görecektir. Ondan sonra da ortaya bir irade koyacak. Buradaki şu mesajı vermesi, hani eskileri de onları da vefasızlık yapmayacağız demesi, özü itibariyle bu değişimin kuvvetli bir değişim olacağını gösteriyor. Bunların içinde bazı il başkanları değişebilir, bazı yerlerde il yönetimleri değişebilir. Partinin en sonunda MYK'sı ve ana gövdesi, bunlar değişebilir. Orada o listeler meselesinde nasıl bir yol izlenecek onu bilmiyoruz ama bildiğimiz şey şu:
seçim kazandığı zaman da çok değişiklik yapıyordu. Şimdi 31 Mart'tan nasıl bir sonuç çıkarttığını Sayın Cumhurbaşkanı'nın o değişiklik meselesiyle daha rahat görme imkanımız olacak. Bu arada şunu söylemekte fayda var. Yani şu akıldan çıkmamalı. Yerel seçimler seçmenin iktidara mesaj verme seçimleridir. Yani bak benim seninle ilgili memnun olmadığım, mutlu olmadığım şeyler var. Bunları bir gözden geçir, ben seni uyarıyorum dediği yerdir. Çünkü 28 Mayıs'tan 31 Mart'a geçen sürede seçmenin bütün tercihini değiştirmesi mümkün değil. Sandığa gitmeme eğilimini zaten gördük seçim sonuçlarında. Ha, peki bu bir mesaj taşımıyor mu? Elbette çok önemli bir mesaj taşıyor. Kamuoyunun ne dediği çok önemli. Sonuçta halkın dediği olur. Yani Türkiye böyle bir ülke. Ama şunu hiç unutmayalım. Türkiye'de ne oldu? 6 Şubat depremleri oldu. O Erdoğan seçimleri ertelemek için bahane yaptı. Bir yıl erteleyecek. Eyvah, demokrasi elden gidiyor dendi. Seçimler zamanında oldu mu? Oldu. Türkiye'de iktidar seçim kaybederse sonucu tanımaz diye çok söylendi. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi seçim gecesi? Halkın iradesinden daha büyük bir irade yoktur. Halkın dediği oldu. Şimdi demek ki artık bir miktarda kendi demokrasimize ve bu işleyişe güvenmemiz gerekiyor. İktidar partisi nasıl bir sonuç çıkarttı? O sonucu ortadan kaldırmak için nasıl bir yol izleyecek? Onu ancak önümüzdeki dönemde göreceğiz diyebilirim. Sevda Hanım, birleştirerek, kucaklayarak ilerleyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Kırarak, dökerek değil ve partiden güç devşirecek isimlere değil de AK Parti'ye güç katacak isimlere ihtiyaç var diyor. Çok bu iki cümle dikkat çekiciydi. Evet, evvela şimdi halkın nezdinde konuşulanlara dikkat kulak verdiğimizde Cumhurbaşkanı'nın bu cümlesi sokağın nabzıyla birebir örtüşüyor. Çünkü birçok eleştirilerin içerisinde Cumhurbaşkanımızın kurguladığı bu siyaset yolculuğuna daha çok hani daha sonradan gelip oraya konumlanan, oradan güç devşiren, aslında oraya katkıda bulunan değil de tam tersi Sayın Cumhurbaşkanı'nın gölgesinden bir şeyleri almaya gayret eden kişilerden de rahatsızlık vardı. Dolayısıyla buradan yola çıkarak o cümleni kullandığını düşünüyorum. İkincisi, bunu teyit eden cümle daha sonraki konuşmasında şu cümleni ifade ediyor. Seçmenin seçmediğini baş tacı edecek değiliz diyor. Yani buradan da açık bir net mesaj veriyor. Orada tepkinin kişisel bazda, konu bazında, proje bazında, eylem bazında, onların hepsini ana başlıklara böldüğünü ve oradan yol haritası kendine göre çıkardığını açık görüyoruz. Kucaklayıcı meselesine geldikte ise bunu tamamen sadece parti içi mesele olmadığını, bunun Türkiye'nin genelinde bu yumuşama beyanıyla birlikte yan yana okuduğumuzda Türkiye'nin genelinde kamplaşmanın cepheleşme yerine tam tersi milli orta payda da kucaklaşmanı ve her ne kadar sert eleştiriler olsa bile Cumhurbaşkanı bu sert eleştirilere rağmen kucaklayıcı tavrıyla siyaset inşasına devam edeceğini sinyalini veriyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset yapma şeklini de uzun yıllardır takip ettiğimize göre siyaset yapma şeklinin her defasında seçimin, sandığın ne demek istediğine, nasıl bir mesaj verdiğini ve bu mesajı nasıl siyasete uyguladığını gördüğümüz için bu kongreden ben de çok ciddi bir yeni ve değişim portresi çıcağını bekliyorum. Hüseyin Likoğlu. Şimdi Sevilan'ın söylediği son cümleden başlayalım. Sayın Erdoğan bugün kongreyi işaret etti. Yani sıcağı sıcağına bir değişim, işte seçim sonrası birden işte bir öyle bir beklenti oluştu. Tamam, işte bugün şöyle olacak, yarın böyle olacak vesaire değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün ifade ettiği gibi kılı kırk yararak bir kuyumcu hassasiyet, bir cerrah hassasiyetiyle kırmadan, dökmeden ve partinin emektarlarına saygısızlık yapmadan yeni bir değişim ve bir taze kan arayışı
ifadesi bu yönüyle önemli. Burada tabii bir kongreye işaret etmesi, iki milletimizin sınıfta bıraktığını biz baş tacı yapacak değiliz ifadesi kullandı. Dolayısıyla burada bir seçimde başarısızlık gösteren veya seçimde başarısızlığın ortaya çıkmasında sebep olan adaydır, adayı önerenlerdir ya da işte mevcut görev yaparken halkın sempatisini kazanamayanlardır. Belediye başkanları açısından söylüyorum. Bütün bunların kriter olacağını görüyoruz ama kırmadan, dökmeden ve emeklere saygı duyarak. Bu önemli. Özay Bey bahsetti. Yani AK Parti'nin 22 yıllık iktidar serüvenine baktığımız zaman seçimi kazansa da kazanmasa da ki yani neredeyse çıktı girdiği her seçimden yani neredeyse demeyeyim girdiği her seçimden sadece son seçimde ikinci mi oldum birinci mi oldu bir şey var, muamma var çünkü Cumhuriyet Halk Partisi rakamlara baktığımız zaman birinciymiş gibi görünüyor ama HDP'nin İstanbul'da %8 oyunu kime yazacağız belli değildi yani. Dolayısıyla AK Parti'nin ben son seçimlerde de birinci çıktığını düşünüyorum. Birinci olduğunu düşünüyorum. Sadece HDP'nin İstanbul'daki oyunun CHP'ye eklenmesi durumunda ancak CHP görünür de rakamlarda böyle bir ileride olduğunu gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda AK Parti son seçimde de birinci parti olmuştur. Her seçimde birinci parti olmasına rağmen değişimi her zaman başarabilmiş. Yani bunu belediye başkan adaylıklarında görebiliriz, milletvekili adaylıklarında görebiliriz. Yani 2002'deki milletvekili kişiler itibariyle baktığımız zaman 2007'de neredeyse meclisteki milletvekilinin %50'ye yakın değişti. Aynı şekilde 2011'de aynı değişikliği görüyoruz. 15'te aynı değişikliği görüyoruz. Mesela parti yönetimine baktığımız zaman yine oradaki değişiklikleri görüyoruz. Kabinede benzer değişiklikleri görüyoruz. Özellikle Özal Bey'in hatırlattığı için vurgulamakta fayda var. Bir kere 3 dönem kuralını çok net bir şekilde uygulayan, bu ne demek? 3 dönem kuralı şu demek. Siz AK Parti'de siyaset yapıyorsunuz ama 3 dönem kuralı olmadığı için hiçbir zaman adaylık sırası size gelmiyor. 5 dönem, 6 dönem, 7 dönem milletvekili yapanlar var malum. Dolayısıyla ama 3 dönem kuralı katı bir şekilde uygulandığı zaman sıranın size geleceğinden biliyorsunuz, artık eminsiniz. Dolayısıyla siyasete o şekilde daha sıkı sarılıyorsunuz. Bu yönüyle önemli. Ben bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında gibi ifadeyi hatırlatmak istiyorum. Bu önemli bence siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla partimize gönül verenlerin fedakarlığını şahsi heves ve hesaplara için zayi edilmesine izin vermeyeceğiz. Şimdi bu çok önemli. Yani sadece partide, parti yönetiminde, teşkilatlarda bir değişikliğin yeterli olmayacağını düşünüyorum. Hatta o değişikliklerin daha kısmi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü seçimlerde seçmen, efendim teşkilat çalışmadı, aday iyi değildi, onun için sandığa gitmiyorum diyenlerin oranının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani seçmenin sandığa gitmemesinin ana sebebi merkezi hükümetin politikalarını uygulamakla yükümlü olan bürokratların tavrı, tam da Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi kibirli tavrı. Yani insanlar
kibirli adaydan çok kibirli bürokrattan dolayı AK Parti'ye, hani Özay Bey söyledi, yerel seçimler bir ders verme aracıdır. Dolayısıyla ben ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Sayın Erdoğan'ın ifadelerinde de bunu karşılık bulduğunu görüyorum. Yani merkezi hükümetin politikalarını ya da işte hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü olan sağlığından polisine, adliyesinden eğitimine, işte tabu dairesinden vergi toplayan bürokratlara kadar hepsinin vatandaşa muamelesinin neticesinde bu seçimlerden olumsuz bir etkinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani bu şu demek değil. Tabii ki bürokrat devlet memurudur. Bir siyasi partinin neferi değildir. Yani bir siyasi partiye hizmet etmek gibi bir görevi yoktur. Asla böyle bir şey kabul edilemez. Ama verilen görevi yerine getirmekle yükümlüdür. O hizmeti yapmakla yükümlüdür. Yani oturduğunuz makamların bütün imkanlarından yararlanacaksınız. Ama o makamların gerektirdiği hizmetleri yapmayacaksınız. Yani vatandaş işte bugün git yarın gel anlayışıyla hareket eden bir bürokrasiyi, dolayısıyla o bürokrasiyi yöneten hükümeti cezalandırır. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Bu açıdan Sayın Erdoğan o ifadesini çok önemsiyorum. Ve ben değişimin sadece parti teşkilatlarında, parti yönetiminde değil, aynı zamanda bürokraside de olacağını düşünüyorum. Peki, son 4-5 dakikamız, araya gitmeden önce grafiklerimiz vardı. Eğer mümkün sonları verelim. Bu Türkiye-Yunanistan ilişkisi. Şimdi tabii Özay Şendir'e onunla ilgili çok sorularımız olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Mitsotakis'le görüşmeden önce kendisi Atina'da görüştü. Evet. Aslında bu görüşmeye dair önemli şifreleri de paylaştı Milliyet Gazetesi'nde. Ama bir yandan da tabii iki ülke arasında hali hazırda devam eden önemli sorunlar da var. Biz bunları grafik olarak hazırladık. Değerli konuklarımıza da soracağız ama araya gitmeden önce bir grafiği verelim. Neymiş o konular, onları bir görmüş olalım. Sonrasında muhtemelen aradan sonra devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. Peş peşe 3 grafiğimiz var. 2, 3 ve 4 numaralı grafiklerimiz. Şöyle bir başlık kullandık. Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklar neler dedik. Şimdi enerji meselesi bunlardan bir tanesi. Doğu Akdeniz'de yaşanan enerji, bu aslında yeni konulardan biri diyebiliriz. Yine PKK, DHKPC, FETÖ gibi terör örgütü mensuplarının Yunanistan'da barınması, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması, yine geçtiğimiz hafta Kariye Camii ibadete açılmıştı. Fener Rum Patrikhanesi'nin statüsü ve patriğin seçimi, Büyükada Rum Yetimhanesi. Aslında Ege sorunları var. Onu verebilirsek arkadaşlar, bunlar onun yanında biraz daha hani geride kalan meseleler. Ege ile ilgili önemli sorunlar var. Evet, Ege Denizi sorunları. Şimdi karasuları ve kıta sahanlığıyla bu alanların sınırlandırılmalarını da kapsayan deniz yetki alanları. 1923 Lozan Antlaşması, 1947 Paris Antlaşması ve konuya ilişkin diğer uluslararası belgeler çerçevesinde Doğu Ege Adaları'nın gayri askeri statüsü, biliyorsunuz Yunanistan adaları silahlandırıyor. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak ulusal hava sahasının 10 deniz mili genişliğinde olduğunu iddia etmesi ve uçuş bilgi bölgesi sorumluluğunu istismar etmesi, arama kurtarma faaliyetleri, bazı coğrafi formasyonların yasal statüsü, düzensiz göçmenlerin geri itilmesi, Ege Denizi'nde deniz park alanları ilanı, çevre meselesinin egemenlik hak etmek için oldu bittiyle kullanılması ve tabii ki Kıbrıs meselesi de önemli konulardan biri. Batı Trakya'da yaşanan olumsuz gelişmeler de var. Onu da verelim. Türk azınlığın resmen Türk olarak kabul edilmemesi, Türk azınlığın eğitim hakkının kısıtlanması, okulların çoğunun kapatılması, seçilmiş müftülerin hükümet tarafından tanınmaması. Biz tabii Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkları bu şekilde özetledik.
eksiği yok, belki de fazlası var ama bu son görüşme ve son süreçte aslında yaşananlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir ivme kazandığını gösteriyor. Bir cümle alayım, ikinci bölümde detaylıca konuşacağız. Yani, biz böyle sorunları gösterdik ama. Şimdi sadece şey, hani Batı Trakya'daki Türk azınlık, o Lozan'a göre Müslüman azınlık, Türk azınlık ifadesi. Benim yer yer çok karşı geldiğim, en son beni basın konseyine şikayet etti ve oy birliğiyle de reddedildi ama İlhan Ahmet bugün yine gururla bir Yunan atına çelenk koyduğuna dair uzun bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Şimdi bakın, aidiyet duygusunun ne olduğu konusu çok tartışmalı bir konudur ama benim gördüğüm Miçotakis Türkiye'ye samimi geldi. Samimi. Ama Miçotakis'in kendi partisinden başlayarak zorlukları var. Yani bunlardan en büyüğü de dış işlerinden milli savunmaya kaydırarak kurtulmaya çalıştığı bir Dendias derdi var. Dendias çünkü Yunanistan'a başbakan olma hayali kuruyor ve o hayale ulaşmak için de Türkiye düşmanlığı üzerinde sörf yapmayı tercih ediyor ki bu adam daha önce, hani Dendias'tan bahsediyorum, mecliste Altın Şafaklı milletvekilleri tarafından yerlerde sürüklenerek dövülmüş bir adamdır. Şimdi Altın Şafakların oylarını almaya çalışıyor. Ama hani biz Sayın Miçotakis'le geçirdiğim zaman dilimi, Yunanistan Başbakanlığı yani Maximus Sarayı'na girişim, orada gördüğüm muamele ve hani konuşurken o göz göze temas ve beden dili. Samimi. Evet, samimi ama yani şunu da adını koyalım. Biz daha anlaşamadığımız konuların sayısında bile anlaşamıyoruz Yunanistan'da. Peki, o zaman bir virgül koyalım. Tamam. Özal Şendil'e devam edeceğiz. O hem Miçotakis'le yaptığı röportajın detaylarını soracağız hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu ikili temaslar, görüşmeler nasıl yankı uyandırdı onları konuşacağız ama bir araya gidelim. Basın Ekspres devam ediyor. Sayın Özal Şendir anlatıyordu. Hem Miçotakis'le gerçekleştirdiği röportajdaki izlenimleri tabii önemli. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı'yla Yunan Başbakan'ın görüşmesi ve sonrasında kameralar karşısında verdikleri mesajlar, açıklamalar da tabii ki önem taşıyor. İlişkilerde bahar dönemi deniyor. Ne çok dersiniz? Abartılı. O kadar da değil. Tabii canım, yani bu hadi cemreler düştü diyelim. Bu ikinci cemre düştü gibi bir şey söyleyebiliriz. Şimdi bir temel problemle Yunanistan hem İyon Denizi'nde yani Arnavutluk tarafında hem de Ege'de karasularını 12 deniz biline çıkartmak istiyor. Bunu da yaparken ikinci deniz konvansiyonu, Türkiye'nin tarafı olmadığı ikinci deniz konvansiyonuna atıfla bunu yapmak istiyor. Bununla ilgili kendi parlamentosunda aldığı bir karar var. Türkiye'nin de bu karara karşı aldığı bir kasus belli var. Bir, bu duruyor. İki, şimdi Yunanistan hep Türkiye hava sahamızı ihlal ettiler. Aslında o şöyledir. Ülkelerin kara ve deniz hava sahaları eşittir. 6 mil. Ama Yunanistan hava sahasını 10 mil, kara sularını 6 mil olarak uyguluyor. Şimdi Türkiye'nin o 4 millik fazlalıklı her uçuşunu da, orası uluslararası hava sahasıdır, ihlal olarak tanımlıyor. Ama şunu görmekte fayda var. Şimdi bakın, Yunanistan çok yaşlanan bir nüfusu var. Yunanistan çok ağır bir ekonomik krizden çıktı. Hala çok fazla borcu var. 9 yıl boyunca emeklilere hiç zam yapmadı Yunanistan. Tam 9 yıl emeklileri hiç zam almadılar. Şimdi gayri safi milli hasılasının yaklaşık %3.7'sini silahlanmaya harcıyor. Şimdi Türkiye'den farkı şu. Türkiye yerli ve milli imkanlarla savunma sanayini güçlendiriyor ama Yunanistan'da böyle bir şey yok. Yunanistan ne yapıyor? İsrail'den silah alıyor, Fransa'dan silah alıyor. Bu işten Fransa müthiş kazançlı çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri de kazançlı çıkıyor. Niye? Çünkü bakın, Amerika Yunanistan'da en nefret edilen ülkeydi. 1967-74 Albaylar Cuntası ve o cuntanın arkasında Amerika Birleşik Devletleri olduğu için ve o cunta aynı zamanda işte politekniğe girip üniversitelerde öğrencileri vurduğu, öldürdüğü için falan nefret edilirdi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Mesela Bill Clinton'ın Türkiye'den Atina'ya gittiği zamanki ziyaret görüntülerine baksınlar. Atina alev alev yandı. Hakikaten çok büyük bir antipati vardı Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri, bakın şimdi burada bir FETÖ izi anlatayım size. Hani Hüseyin'in söylediği CIA aparatı olma meselesinin nasıl yansıdığını. Şimdi kozmik kasaya girdiler. Oradan Türkiye'nin Yunanistan'la ilgili hazırladığı savaş planını aldılar. NATO'ya bağlı olmayan tek ordumuz Ege ordusu, Ege ordusunun yapılanması vesaire, bütün bilgileri aldılar.
Bu bilgiler Amerikalıların eline gitti. Peki ne yapılır? Bu Yunan devletine verilir. Yunan devleti buna karşı hazırlık yapardı değil mi? Öyle yapmadılar. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ı gizlice işgal edebilmek için Yunan gazetelerinde çarşaf çarşaf yayınlandı. Bu normalde gizli olarak vermesi ve gizli kalması gereken bir belge. Türkiye Yunanistan'ı böyle işgal edecek diye Yunan medyasında çarşaf çarşaf yayınlandı. Bakın şimdi bizim Efes tatbikatı her sene aynı yerde yapılır. 20 küsur yıldır aynı yerde yapılıyor. 2 sene önceki tatbikat sırasında bu FETÖ'nün Baltık ülkelerine kaçmış 2 tane profesörü açıklamalar yaptılar. Türkiye adaları işgal provası yapıyor diye. Ya arkadaş 20 küsur yıldır aynı yerde aynı yapılıyor o tatbikat. Yani o tatbikatın yeriyle ilgili buradan böyle bir şey çıkmaz ama. Şimdi burada şunu görüyor olmak lazım. Bir Yunanistan'ı Türkiye işgal edecek diye müthiş endişeye sevk ettiler. Sonra da vay biz sizi koruruz diye Fransa milyarlarca euroluk silah sattı. Amerika Birleşik Devletleri ülkenin mafya her tarafında şeyler aldı, üstler aldı. Şimdi ben sadece Miçotakis'le röportaj yapmadım. Aynı zamanda Katimirin'in yayın yönetmeni Alexis'le ben de ikimiz de Türk Yunan Medya Akademi Formu üyesiyiz. Ve ben Katimirin'e yazdım. Alexis de Milliyet'e yazdı Miçotakis'in geleceği gün. Şimdi hafta sonunda değerlendirmeleri yazacağız. İkimiz de bekliyoruz ülkelerdeki tartışmaları. Şunu görmekte fayda var. Mesela Alexis'in Milliyet'teki ilk yazısı ocağın 15'i gibi çıkmıştı. Benim de Katimir'indeki ilk yazım. Mesela Alexis demişti ki Türkiye'nin Aleksandropol'deki Amerikan üssüne bakışı öğrenmek bizim için önemli oldu. Şimdi o diyalog kopukluğunu ortadan kaldırdığımız bir süreç. Siyaset içinde aynı durum geçerli. Yani medya birbiriyle konuşuyor. Bizim meseleye nasıl baktığımız ve endişe kaynaklarımızda Yunanistan'ın meseleye nasıl baktığı ve endişe kaynaklarını karşılıklı konuşuyoruz. Bitmedi, siyaset birbiriyle konuşuyor. Şu anda yapmaya çalıştığımız şeyin tam Türkçe karşılığı şu. İki ülke arasında kaybetmekten korkulacak bir değerler bütünü yaratılmaya çalışılıyor. Yani halklar zaman içerisinde barışı savaşa tercih etsinler. Ve bu konuda da siyaseti yönlendirsinler. Şimdi Alexis'in Milliyet'teki yazısında çok ilginç bir şey vardı. Dedi ki Türk-Yunan ilişkilerinde çok nadir bir dönem yaşanıyor. İki tane güçlü lider var. İkisinin önümüzdeki 4 yıl boyunca seçimi gibi bir derdi yok. Bu çok nadir görülen bir ortamdır. Kendi adıma söyleyeyim. Atina'ya gittim. Atina'da Maximu sarayına girmem, yani başbakanlığa girmem 45 saniye sürdü. 45 saniye sonra oranın bizdeki iletişim başkanlığının karşılığı olan yere girdim. Oradan 2 dakika içinde yukarıya çıktım. Yunanistan Başbakanı ile buluştuk. Üstüne üstlük tam da bir Yunanistan genel turuna çıkacak. Şimdi Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimleri önemli. Hatta yani konuşmamız bitti. Ben şey dedim, zamanınız dar biliyorum dedim. Oturun kahve içelim dedi. Oturduk kahve içtik. Türkiye'ye gelme heyecanından bahsetti. Mesela şeyde çok şaşırdı. İstanbul'un belediye yerlerinde düzenlenen Sirtaki kursları var. Veya Yunanca kursları var. Açtım bir iki tanesini gösterdim. Bakın dedim. Halklar arasında bir problem olsa her yıl on binlerce, yüz binlerce Türk Yunanistan'a tatile gelmez. Burada bu dans veya Yunanca kursu meselesi olmaz ama ben dedi Türkiye'ye geleceğim için çok heyecanlıyım dedi. Ve o heyecanı da saklamadı. Ben ona bir tane bizim koleksiyon kitaplarından, Demirören Yayınları'nın koleksiyon kitaplarından bir tanesini götürdüm. Tarihteki Türk gemilerini anlatan bir kitaptı. Bir kitap koleksiyoncusuymuş. Oturdu kitap koleksiyonundan bahsetti vesaire. Çıktık. İşte dün Ankara'ya geldi. Ekibiyle perde arkası, yani benim Ankara'daki muhabir arkadaşlarım uğraşırken ben de Yunan delegasyonuyla yazıştım. İşte yani o kameraların önündeki Hamas meselesindeki mesele. Aslında ilişkideki durumumuz tam şu. Anlaşamadığımız yerlerde anlaşıyoruz. Ama bakın çok ilginç bir şey oldu. Onu da Deniz Kurdu tatbikatında öğrendim. Güven arttırıcı önlemler paketi görüşmelerine katılan amirallerimizden bir tanesiyle beraberdim. Cumartesi günü Deniz Kurdu tatbikatında. Miçotakis çok akıllı bir hamle yapmış. Şimdi Dendias, Milli Savunma Bakanı ve süreci çok rahat provoke edebilir ya. O heyetin başına bir tane büyükelçi atamış. Yani Dendias'ın inisiyatifine bırakmaktan çıkartmış. Bu Yunanistan Başbakanı'nın samimiyetini gösteren gelişme işte. Yani ben orada çok emin oldum ki bakın Sayın Cumhurbaşkanı Atina'ya Aralık ayından gitmeden 48 saat önce Dendias ne yaptı biliyor musunuz? Fransızlarla beraber oraya Gürcüleri de aldı yanına. Ortaklaşa tank atış tatbikatı düzenlediler Gümülcine'de.
Dendias Ankara'ya getirmedi mi Çotakis Dendias? Ben Sayın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e sordum, dedim ki siz Aralık'ta gittiniz, Dendias'la görüşünüz, Dendias'la nedir durumunuz? Gerektiği zamanlarda mesajlaşıyoruz dedi telefonda. Ama o kadar. Bakın Mitsotakis Dendias'ı Ankara'ya getirmedi. Şimdi bu anlamda Yunanistan Başbakanı'nın samimiyetine inanacağız ama yeni demokrasi içerisinde başta Dendias olmak üzere. Şimdi ezber çok kolaydır. Bakın Katimir'in de yazdığım yazıdan kısa bir bölüm söyleyeyim. Bu CHP'de Özgür Özel'i kızanlar için de aslında çok geçerlidir. İşte Kazancakis'in romanında bir zorbayla bir de her şeyi kitaplardan öğrenmiş bir İngiliz var. Yaşayarak öğrenmiş de kitaplardan öğrenmiş İngiliz arasındaki mücadele. Bir yerde şöyle bir şey geçiyor. Zorba ona hayatla ilgili bir şey söylüyor ve İngiliz diyor ki bir kadına aşık olmakla bir aşk romanı arasında bir tercih yapmak zorunda kalsaydım aşk romanı okumayı tercih ederdim. Şimdi ezberi savaş olanların veya ezberi siyasi düşmanlık olanların yeni gelişmelerle ilgili korkması, tepki vermesi, bunu bozmaya çalışması son derece normaldir. Doğru. Çünkü ezber, yani şimdi bakın Özgür Özel'i eleştirenlere bakın. Vay sen işte Cumhurbaşkanı'na gittin, vay sen bizim hoşumuza gitmeyen birisini şey yaptın, sen Filistin konusunda hükümetle benzer şeyler söylüyorsun falan filan. Döndüm baktım bu arkadaşların mesajlarını geriye doğru taradım. Merkez sağdan CHP'ye gelip en üst makamlara oturulanlara dair hiçbir şey söylememişler. CHP için en ağır cümleleri kurmuş, buna karşın da CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'nin en çapsız Dışişleri Bakanı diye ilan ettiği Ahmet Davutoğlu'yla hedefi batıdan aferin olmak olarak açıklayan Ali Babacan'la veya çok sahip çıktıklarını söyledikleri İstanbul Sözleşmesi'ni ortak mutabakat metnine koymayan Temel Karamollaoğlu'yla ya da sokakta görseler tanımayacakları Gültekin Uysal'la birlikte ülkeyi yönetmeye hiçbir şey söylememişler. Şimdi aynı isimler Türk-Yunan yakınlaşmasını alkışlıyorlar, doğru hareket diyorlar. Ama Türkiye'de iktidarla muhalefet siyasi düşmanlığı, siyasi rekabete getirir zaman bu kötü diyorlar. Şimdi işte bu ezbere düşmanlık. Şimdi hep eleştiri neydi? İktidar gerilimden besleniyor. Tamam Özgür Özel bu gerilimi alıyor. O zaman iktidarın beslenme kaynağını kesiyor. Hayır, ona da karşı. Kim o zaman gerilimden besleniyor? Şimdi bu ezber ve nefret üzerinden iş yapma meselesi Türk-Yunan ilişkilerinde çok vardı. Bunun Türkiye'deki siyaset ayağında görüyoruz. İkisi de aslında birbirinden hiç farklı şeyler değil. Temel noktada anlaşılamayan şeyler var. Özgür Özel muhalif olmaktan vazgeçmedi ama makama saygının gereklerini yerine getiriyor ve konuşmayı da tercih ediyor. Şimdi Mitsotakis'e döneyim. Mitsotakis de şunun farkında. Çok güzel bir cümlesi var. Hoşuma gitti röportajda söyledi. Dedi ki yan yana yaşamaya mecburuz. Ama gerilim içerisinde yaşamaya mecbur değiliz. Bu çok kıymetli. Niye? Çok basit bir örnek vereyim. Türkiye Yunanistan'a savaş ilan etti. Bütün Yunanlıları yok etme imkan var mı? Yok, çünkü Amerika'da, Avrupa'da bir sürü Yunanlı yaşıyor. Ya da Yunanistan arkasına bütün dünyayı aldı. Türkiye'yi savaş etti. Bütün Türkleri yok etme imkanı var mı? Yine yok. Çünkü Amerika'da, Avrupa'da bir sürü Türk yaşıyor. Eninde sonunda Yunanistan'la bir noktada anlaşacağız. Ha, şunun farkına varmak lazım. Türkiye ne diyor? Gel müzakere edelim diyor. 12 deniz mili, bir, bu iş anlaşmaya taraf değiliz. İki, 12 deniz mili hangi ülkeler için geçerlidir? Takım ada devletleri için geçerlidir. Mesela Filipinler için geçerlidir. Niye? Zaten okyanus içerisinde. Endonezya için geçerlidir. Niye? Ada devletidir. Ama Ege çok dar bir deniz. Çok dar bir denizde 12 deniz mili ilan ettiği zaman Yunanistan, Türkiye'nin İstanbul'undan çıkıp İzmir'e gemiyle gitmen için 3 kere Yunan karasularına girmen gerekecek. Türkiye müzakere edelim diyor. Şu hatayı görelim. Bakın bizim adalarla ilgili bir UŞİ anlaşması vardır. 1914. Bir de 1947'de Paris'e biz adam yollamadık. Hatta dışişlerin önerisi vardır. 47'de Paris anlaşmasına adam yollayacağız mı diye yollamadık. İtalyanlardan adaların Yunanlara geçme şeyinde 12 adayla ilgili yazar. Asla silahlandırılamazlar. Ama burada uluslararası hukukun çiğnenip çiğnenmemesi meselesinde dünyanın, şimdi Lozan Anlaşması'ndan Amerika Birleşik Devletleri mutlu mu? Değil. Niye değil? Çünkü Türkiye'nin, yani Lozan'ı resmen tanımadı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri. Evet.
Montrö'den de mutlu değil. O yüzden 2024 savunma bütçesine Karadeniz stratejisi diye bir şey koydu. Bilgisayar Bakanı Yaşar Güler çok güzel yaptı. Romanya ile Bulgaristan'ı tavlamış Amerika. Onlar dediler ki ya mayın aramak için falan Amerikan gemilerini çağıralım. Yaşar Güler Bükreş'teki toplantıda dedi ki tabii ki dedi eğer olmazsa çağırılabilir ama dedi mutabakatla çağrılır üçüncü bir ülke. Türkiye veto ettiği için de Amerika Birleşik Devletleri gelemedi Karadeniz'e gibi. Demem şu ki Türk-Yunan ilişkilerinde bir batı gölgesi var. Mesela orada Miçotakis dedi ki ya Avrupa evimiz o üçüncü bir taraf değil. Şimdi öyle dediği zaman benim uzun vadede düşündüğümde mesela Kıbrıs meselesine girersen 1960 Londra-Zürich kurucu anlaşmalarına bakarsan Türkiye ve Yunanistan'ın üye olmadığı herhangi bir yere Kıbrıs Rum kesiminin ya Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üye alma hakkı yok. Avrupa Birliği üyesi Türkiye oraya üye değil. Bir tek İngiliz Bağımsız Devletler Topluluğu'na katılabilirdi gibi bir sürü ayrı tarafa söylediğim gibi teknik çok fazla mesele var aramızda. Şimdi yapmaya çalıştığımız şey bir pozitif gündem oluşturmak. Bakın cumartesi yine iletişim başkanlığı bence Türkiye'de o işi çok düzgün yapıyor iletişim başkanlığı. Türk-Yunan Akademi Forumu'nun düzenlediği bu kez turizm konulu bir panel vardı. Son derece iyi konuşmalar gelmiş. Çok iyi konuşmalar geçmiş. Buradan şuraya gitmeye çalışıyorum. Artık Yunanistan'daki muhataplarımız da bizle konuşurken rahat konuşuyorlar. Bakın birinci toplantıyla birinci toplantı Taksim'de yapıldı. İkinci toplantı Atina'da yapıldı. Arasındaki dağlar kadar farkı anlatamam size. Demek ki konuştukça mesafe alabiliyoruz. İşte ben Katimir'in de yazıyorum. Şöyle söyleyeyim bakın Atina Havalimanı'nda bir ayrımcılığa uğradım. Sonra onu anlatayım. Katimir'in de yazdım onu. Müthiş. Miçotakis'e röportaj çok iyi geçti. Ekibi çok iyi davrandı. Orada işte Eremoğlu Caddesi'nde bir tane simitçi var. Bir İstanbul hayranı. Onu konuştuk. Vesaire müthiş. Havalimanına geldim. Elimde Türkiye pasaportu var. Biniş kartımla beraber. İşte orada bir duman odası var. Ona girdim. Orada bir tane koltuk var. Boş duruyor. Orada da bir adam oturuyor. Şimdi adettir sorulur. Hani boş mu oturabilir miyim diye. Adam hayır dedi. Ama hayır söylerken o beden dilini sevmedim. Ben de geçtim. Ayakta bekliyorum şimdi. Dedim ki belki bir yakınını bekliyordur falan. Hayır. Orada 10 dakika iki tane zehrini aldı. Sonra çıktı gitti. Çıkıp giderken de bana dik dik baktı. Ben de ona dik dik baktım. Katimir'in de bunu yazdım. Çok net söyleyeyim sana. Hiç tanımadığım Katimir'in okurlarından biz o adam için adına özür dileriz diye mesaj aldım. Yunanistan Başbakanlığı aynı yazıyı okumuşlar Katimir'in de. Çok üzüldük yaşadığın olaya diye mesaj attılar. Ben daha önce de Yunanistan'dan mesaj alıyordum. Şöyle bana gidiyorlardı işte bu adalar bizimdir diye bir bez pankart asıyorlardı kayalıklardan birine. Onun fotoğrafını atıyorlardı bana. Ben o çok çalıştığım bir konu olduğu için Yunanistan. Şimdi bir hava değişimi var. Önemli olan şu. Bir anlaşmada bir taraf bütün istediklerini alır. Karşı taraf hiçbir şey alamaz diye böyle bir anlaşma olmaz. Zaten öyle bir anlaşmanın olmaz. Doğasına aykırı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın belli ki Miçotakis onu çok iyi öğrenmiş kazan kazan kısmını o tezine şimdi Yunanistan da geldi karşılıklı kazanabileceğimiz çok şey var kendilerine de söyledim bakın dedim biz Avrupa Birliği'nin vizeyle ilgili kısıtlamalarından Türkiye olarak çok mutsuzuz bu konuda elçiliklerinize talimat verin o da bana şeyi anlattı dedi ki bakın dedi biz Avrupa Birliği ile pazarlık ederek dedi Schengen bölgesi olmamıza rağmen adaları açtık 10 tane adayı açtık. Biz de Türk turistlerin gelmesinden çok mutluyuz. Ben de bunu zaten gittim Türk turistleri karşılayarak belli ettim falan. Her şey bir müzakere süreci. Bayağı bir konuşacağız daha. Çok işimiz var yani. Peki var mı ekleyecekleriniz? Peki o zaman geçelim mi kamuda tasarruf meselesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bugünkü ekonomiye dair mesajlarına. Çünkü Sevil Hanım'ın o noktaya özellikle dikkat çekeceği vurgular var. Hatta önce onu konuşalım isterseniz. Şimdi Cumhurbaşkanı bugün genişletilmiş il başkanları toplantısında değişime dair mesajlar verdi. Ama hemen öncesinde yine başkente katıldığı programda ekonomiye dair önemli mesajları vardı. Özellikle fırsatçılara taviz verilmeyeceğine dikkat çekti. Bu konu önemliydi. Sevil Hanım'ın o noktaya temas etmek istediği detaylar var. Yani şimdi bütün bu süreç, bu seçim süreci en çok konuşulan üzerinde eleştiri
neredeyse yağmuruna tutulan konuların doğal olarak başında ekonomi geliyordu. Evet. Ve bu piyasadaki fahiş fiyatların olması muzdaripti. Zaten hükümet de bundan muzdaripti. Sayın Cumhurbaşkanı da buna dair defalarca eleştiriden de geri durmamıştı. Burada da benim dikkatimi çeken işte halkın, milletin lokmasını el uzatanların, bunu fırsata dönüştürenlere dair beyanda bulunması, toplumda da bir beklenti var. Bunun altını çizmek istiyorum. Hani biz dedik ya, Sayın Cumhurbaşkanı mesajı çok doğru analiz ediyor ve sokağın nabzını iyi biliyor. İnsanımız burada net bir tavır sergilenmesini bekliyor. Fahiş fiyatlarla ilgili bu marketlerdeki, hani bunu sadece Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ya, bunu sadece piyasa şartlarıyla karşılar olmaz yani. Var. Evet, bunun adı üstünde, bu fırsatçılık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın buna üstüne basa basa üzerine gitmesini, halkın da beklenti içinde olduğunun altını çizmek istiyorum ve dolayısıyla bu konuda da umudum fazlasıyla vardır ve bu beyan sadece beyanda da kalmayacak. Ben bunun eyleme döküleceğini bekliyorum. Bu fahiş fiyat konusunda, fırsatçılık konusunda da sert eylemler yapılması gerekiyor. Ben hatta geçen bir arkadaş bana anlattı. Bu meşhur bilinen zincirlerden birisi, çok da sanki dalga geçercesine orada çalışan birisi şöyle diyor. Evet, şey veriyorlar, ceza veriliyor. Biz o cezayı 3 güne 3 katını çıkartıyoruz. Niye? Verilen ceza dönüp tekrar fiyatın üzerine o verilen cezanın üstüne koyuyor. Biz ediyoruz canım hepsini. Yani burada bu kadar utanmadan, bu kadar yani kendi milletinin, kendi halkının, kendi komşusunun, kendi akrabasına yaptığının umurunda bile değil. Yani sonuç itibariyle bu aile, bu ev hepimizin, doğru mu? Yani orada birisinin aç kalması, yani hükümete bunun faturasının çıkartılması bir siyasi garezdi. Ama diğer taraftan bir de bunun parasal boyutunda bu güzel fırsatı iyi değerlendirip mümkün mertebede de buradan kazançlı çıkım diyen insanları da evet, bence sert eylemin olmasını beklentisi var sokakta ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da bunu da yaparsa Sayın Cumhurbaşkanı yapar diye düşüncesi hakim. Bunu da altını yine tekrar çizim özellikle vurgulamak istiyorum. Buradan da yine de bu fahiş fiyatlara, bu fırsatçılığa karşı da mücadelede yaparsa Sayın Cumhurbaşkanı yapar. Çünkü gözü kara tanıdık, bildik, çevrenin yani gözünün yaşına bakmayacağını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bu konularda ne kadar hassas olduğunu da biliyoruz. Ama maalesef ben hani diyorum ya, kongreden de böyle ciddi değişim bekliyorum. Hani burada şu anlamda söylemek istiyorum. Bazen mesela medyaya yeni başlayanlar, Hüseyin Bey, biz hepimiz o şeyden geçmişiz. İlk başladığında daha böyle tanıdıklar az oluyor ya, daha cesurca böyle eleştiriyorsun. Sonra bu yavaş yavaş reportaj alıyorsun. Artık yüz yüzden de utanmaya başlıyor. Bu sefer hani birinden bir olumsuz şey geldiğinde hani o olumsuzluğu böyle zayıflatarak söylemeye başlıyorsun. Bu biraz işin doğasında var maalesef. Onun için kapsamlı değişimde bunu da göz önünde bulundurarak siyasi hamle yapacağını biliyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü bütün siyaset anlayışının halkın merkezinde halk ve insan durduğunu hepimiz biliyoruz. Bunda da soru işareti yoktu. Dolayısıyla halkın, yani insanın, insan odaklı siyasetin engel olacak bütün unsurlar, ki bu da onun içinde. Çünkü milletin lokmasına, ekmeğine el uzatmak dehşet bir şeydi. Yani bunun bir bedel olması gerekiyor. Ve onun da işaretini verdi Sayın Verdi. Cumhurbaşkanı. Bugünkü bu mesaja siz ne dersiniz? Şüphesiz 2021 yılından bu yana pandemiyle birlikte bozulan tedarik zinciri veya işte üretim faaliyetleri, işte tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi çeşitli nedenlerle yaşanan sıkıntıları fırsata dönüştüren ve özellikle de işte Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte tarımsal
ürünler başta olmak üzere yaşanan bir takım sıkıntılar birileri tarafından fırsata dönüştürülüyor. Yani bu serbest piyasa ekonomisinde belki kısmen bir yere kadar anlaşılabilir bir durum. Yani nihayetinde fiyatların bu kadar yükselmesi veya hareketli olmasının sebepleri işte temel piyasa şartlarına göre baktığımız zaman arz talep meselesi. Arz az, talep çoksa fiyatlar yükselir. Yani bu temel ekonominin kuralı. Peki sadece bunlar mı var? Yani hani arzda sıkıntı olduğu için mi bunlar yaşanıyor? Buna baktığımız zaman bu durumu fırsata dönüştürüp spekülasyon yapan, manipülasyon yapan, piyasa bozgunculuğu yapan, stokçuluk yapan bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani hani bu mücadele edilmesi gereken bir durum. Şimdi ne diyorlardı seçimden önce? Seçimden sonra dolar 40 lira olacak diyorlar, değil mi? Şu an dolar düşmesin diye Merkez Bankası müdahale ediyor. Yani 40 lirayı geçtim. Belki 29 lira olacak, belki 25 lira olacak, bilmiyoruz. Yani Merkez Bankası'nın son bir ayda işte rezervlerini artma oranına, miktarına baktığımız zaman belli ki piyasadan dolar topluyor Merkez Bankası. Bu da doların düşmesine mani oluyor. Efendim Ayçiçek yanında şöyle bir şey olacak denildi. Millet hurra marketlere gitti. Ayçiçek yağına yani ihtiyaçtan fazla talep oluşturdu. İşte filanca sektörde böyle olacak denildi. Bütün bu spekülasyonlar yapıldığı için bu da fiyatların çok aşırı yükselmesine, fırsatçıların eline önemli kozlar geçmesine ve en önemlisi beklenti enflasyonuna sebep oldu. Yani herkes, her esnaf şöyle düşündü. Ya ben bu malı 5 liraya aldım, 7 liraya satıyorum, yüzde işte 30, yüzde 40 karla satıyorum. Ama ya işte 7 liraya satıyorum ama ya 7 liraya alamasam, ya dolayısıyla fiyat artabilir, ya ben bunu işte 12 liraya satayım. Yani yerine ikame ederce, çünkü spekülasyon buna sebep oluyor. Dolayısıyla 5 liraya aldığım malı 10 liraya, 12 liraya satıyor. %150 karla satıyor. Bu da ister istemez bu sefer üretici de başka bir memnuniyetsizliğe sebep oluyor. Üretimde sıkıntı var mı? Şimdi bakıyoruz, her alanda üretimde çok ciddi artışlar yaşandı. Yani buğdaydan tutun, efendim ayçiçek işte devam edin. Yani Türkiye'nin tarımsal üretim açısından baktığımız zaman üretimin bir önceki yıla artmadığı, neredeyse herhangi bir ürünümüz yok. Peki buna rağmen niye nasıl fiyatlar oluyormuş, artıyor? Bunun sebebi ne? İşte çok basit, yani işte Ramazan'da, geçtiğimiz Ramazan'da et fiyatlarıyla ilgili yaşanan spekülasyonlar, millet birkaç haftadır çok pahalı et yedi ve şu anda et fiyatlarında bir geri gelme görüyoruz. Yani çok belli bir spekülasyon oldu. İşte market fiyatlarındaki diğer yaşananlar, bütün bunlar göz önünde bulundurduğum zaman Sayın Erdoğan söyledi ki burada bir art niyet var, bir fırsatçılık var. Ve bunun da artık müdahale edilmesi gereken bir durumu çoktan aştı. Ve Ticaret Bakanlığı'nda denetimleri çok sıklaştırdığını görüyoruz. Ve bu piyasa bozguncularına müdahale şart ve bu müdahalenin neticesinde de normalleşmemiz gerekiyor. Yani 2-3 aydır zaten işte enerji fiyatları, dolar vesaire bütün bunların stabil seyrettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu stabilizasyonu da göz önünde bulundurarak
yapılan fahiş fiyatlara ya da fahiş fiyat artışlarına bir çözüm bulunması gerekir. Ve bugün Sayın Erdoğan'ın bu konuşmasında bu yönde bir arayış olduğu, bir gayret olduğu ve bir çalışma olduğunu görüyoruz. Ne dersiniz Sayın Özal Şener? Bu fahiş fiyat meselesi çok uzun süredir gündemimizde. Evet. Şimdi biraz tersten bakacağım meseleye. Bir, ticarette şirketler devamlılıklarını sağlamak için, ben işletme fakültesi mezun olduğum için söylüyorum, bize bunu öğrettiler. Kar optimizasyonu yapılır, kar maksimizasyonu yapılmaz. Türkiye'de kar maksimizasyonu adı altında vatandaşa eza çektirenler var. Şimdi problem şu, biz Özal'lı yıllarda şunu öğrendik. Ekonomik suça ekonomik ceza alır. Yani sen market kendi arasında anlaşıyor, sen bunu ucuza satmayacaksın, sen bunu ucuza satmayacaksın diye. Sen onlara para cezası veriyor sistem. Verdiğin para cezasını bana fiyatlara yansıtıyor. Verdiği reklamı da bana yansıtıyor zaten fiyatları. Peki nasıl olacak? Şimdi bir şeyin adını koyalım. Daha uzun vadeli bir mücadele olarak bakalım. Bir, bizim okullarda ahlak dersini bir kez daha ciddi bir içerik haline getirmemiz gerekiyor. İyi yurttaş yetiştirmeyi. İki, çok acı bir şey söyleyeceğim. Biz ne yaptık? Savunma sanayinde niye şu anda Türkiye yıldızı parlayan ülke? Çünkü bilimle savunma sanayindeki ihtiyaçları bir araya birleştirdik. Bakın Türkiye'de en çok patent başvurusu, eskiden yapılanın belki 20 katı, 30 katı patent başvurusu yapılıyor. Niye? Savunma sanayi özel sektörde girdi. Orada bir rekabet başladı. Şimdi yapmamız gereken işlerden bir tanesi, bilimle tarımı buluşturmak zorundayız. Niye? Şimdi Türkiye'de çok tartışılan bir konudur değil mi? Mesela zeytinlikler. Bizim yeni zeytin ağacına ihtiyacımız yok. Çünkü şu anda zeytin 7 yaşında verim verir. Zeytinin verimi bekleyen milyonlarca fidan var. Ama problem şu. Bizim zeytin ağacımız 13-14 kilo meyve verirken Yunanistan'daki aynı ağaç 25-30 kilo verim veriyor. Niye? Çünkü işte budamasından gübresine bambaşka bir şey yapıyorlar. Şimdi Hollanda dönüm başına 500 kilogram gübre kullanıyor. Almanya 300 kilogram gübre kullanıyor. Yunanistan 130-140 kilolarda. Biz 100 kiloyla 95 kilo arasında gidiyoruz geliyoruz. Aynı araziden daha çok verim alabilme meselesi. Burada neye ihtiyacımız var? Bilime ihtiyacımız var. Şimdi çiftçi gidip atacağı ilacı ilaç bayine sorarsa en ağır zehiri verir ona. Ama dönelim şeye. Şimdi bütün bunların içerisinde birileri ne yapıyor? Ay, sevgili Hüseyin, ikinize de bir hatırlatmada bulunayım. Lütfen bu sene Ağustos'ta bir bakın. Marketlerde portakal fiyatı üzüm fiyatından ucuz olacak. 3 yıldır böyle. Nasıl oluyor bu böyle? Alırsan ve stoklarsan, piyasaya portakalı bol olduğu zaman vermezsen, gıdım gıdım verir ve fiyatın bir yerden aşağı düşmesini sağlasan. Ya 3 yıldır bunu herkese soruyorum, bunun bir cevabını bulabilmiş değilim. Bunun cevabı böyle bir şey olmaz. Yani üzüm yaz meyvesi, portakal kış meyvesi. Nasıl oluyor? Ağustos ayında portakal üzümden ucuz. 3 yıldır Türkiye'de bu iş böyle gidiyor. Sebebini bilen biri gelsin. Bakın ben Gediz Havzası'ndaydım. Pazartesi günü Gediz Havzası'ndaydım. Şu anda her tarafa salçalık domates ekilmiş durumda. Gediz Havzası'nda hiç olmadığı kadar. Şimdi çok acı bir şey söyleyeceğim. Bakın Türkiye'de hayat pahalılığından şikayet ediyorlar ya. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi ne biliyor musun? Yabancı düşmanlığı. Çünkü ürünü tarlaya girip toplatmanın maliyeti çok yüksek. Evet. Güneydoğu'dan işçiler gelmediği için yabancı işçilere toplatırsan kalabiliyor. Geçen sene Nevşehir'de bütün salçalık domates 1 lira. Alınca toptancı 1 liradan kimse toplatmamış çünkü toplatmanın maliyeti daha yüksek. Bakın bu sene aynı risk yine geçerli ama geçen sene tarlada 1 liraya kalan salçalık domatesi marketler insanlara kaça sattı biliyor musunuz? 12 ile 13 lira bandında sattı. Nasıl olacak bu? Doğru. Çay için de öyle. Nasıl başa çıkacağız biz bu işe? Çay, fındık. Çay da öyle. Dolayısıyla tekrar diyorum, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikaz ettiği bu kötü niyetlerle ilgili sert önlemler alınmalı ama uzun vadede bizim öğrenim ve test çözmek değil. Çünkü insanlara iyi yurttaş olmayı test çözerek öğretemezsiniz çocuklara. Bizim eğitim sistemimizde liseyi bitirip iyi dilekçe yazan kimseyle karşılaşabildi. Karşılaşıyor musun? Karşılaşmıyorsun. Şimdi
iyi yurttaş, yani vergini vermek, vergiden kaçınmamak veya vergi kaçırmamak, başkasının hakkına tecavüz etmemek. Daha basitini söyleyeyim sana. Asansöre binerken o erken gelenin hakkına saygı duymak, asansör hakkına saygı duymak dahil olmak üzere çocuklara vermemiz gereken birçok şey var. Bunları verirsek bundan sonraki kuşaklar bu tür sorunlarla daha az uğraşır. Ama şu anda hani bu market vesaire dediğimiz yerlerdeki belirleyici yaşlarda olanlar 40 ya 55 yaş bandında. Demek ki biz zamanında bir şeyleri kaçırmışız, iyi verememişiz bu meseleyi. Bu işi hızla toplamamız gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bendevi Palandöken'in, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı'nın bir önerisi vardı. Dediler ki ya marketler mal aldıkları yere parayı 3 ayda ödüyorlar. Şimdi üretici 3 ay sonra parasını alacağı için ya da mal tedarikçisi 3 aylık tahmini bir enflasyonu fiyata etkiliyor. Onu markete öyle veriyor. Market onun üzerine kar koyuyor. İş iyicene şirazesinden çıkıyor diye. Marketlerin de vadesinin 45 günde sınırlandırılması gerekiyor. Bir de bu hal yasası meselesini çıkartmamız gerekiyor. Başka türlü kötü niyeti, yani kötü niyetlerin önünü para cezasıyla kesemeyeceğiz. Tabii. Onları yasal olarak sıkıştırmamız çok gerekiyor. Doğru. Hal yasası yani elzem bir durumdu. Yoksa Ağustos'ta portakalı üzümden ucuz yemeye devam ederiz. Çok ciddi söylüyorum. Yani çok kanıma dokunuyor 3 yıldır ya. Evet. Yani bunu niye kimse hani bu garabeti kurcaladıkça her markette aynısı mı olur? Bir tanesi olsa alacağım, her markette aynısı mı olur? Doğru. Hatırlayın bir ara nar fiyatları nasıl uçmuştu? Niye nar suyu moda olmuştu? Yine birileri stoklamıştı. Yazık günah insanlara. Peki kamuda tasarruf paketi, hızlıca onu da bir ele alalım. Değerli konuklarımız ne düşünüyorlar? Çünkü özellikle muhalefetin ve CHP medyası diyelim, bu konuya yönelik eleştirileri var. Grafiğimiz hazır. İthal araç dönemi bitiyor. Kamuda tasarruf paketinin önemli maddelerinden biri bu. Ambulans, savunma, güvenlik gibi alanlar tabii hariç tutulacak. Yeni araç satın alma ve kiralama 3 yıl süreyle durdurulacak. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımı da sonlandırılacak. 3 yıl personel alınmayacak. Kamu istihdamında 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdam alınacak. Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır yapılacak. Düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine de üst sınır getiriliyor. Münferit olarak devletin bazı özel kuruluşlarındaki payına binaen alınan ücretlerin sınırı aşan kısımları da bütçeye gelir olarak eklenecek. Yeni bina yapımına 3 yıl ara veriliyor. Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımı da 3 yıl süreyle durduruluyor. Toplu taşıma varsa servis kaldırılacak. İhtiyaç fazlası veya ömrünü tamamlamış taşıtlar tavsiye edilecek. Bunun için özelleştirme idaresi görevlendirilecek. Savunma ve güvenlik hariç toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servis hizmeti sözleşme bitiminde sonlandırılacak. Yeni kurumlar kurulmayacak. Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek. İdareler arası görev dağılımı gözden geçirilerek mükerrer yapılanmalar da önlenecek. Yine eğitimler otellerde değil tesislerde olacak. Bakanlıklara ilave ödenek yok. Bu sene için deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde %10, yatırım ödeneklerinde ise %15'lik bir kesintiye gidilecek. Yatırım projelerine sınırlama, Kahramanmaraş ve Hatay depremi sonrası planlanan projeler, tarımsal sulama başta olmak üzere gıda arzını artıracak projeler, yeşil ve dijital projelerle OSB liman ve demiryolu bağlantı projeleri öncelendirilecek. Eşantiyon yasak, kokteyl verilmeyecek ve tüm bu kurallara, yani tüm bu detaylara uymayanlara da para cezası verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı süreci izleyip takip edecek. Tasarruf genelgesine aykırılık tespit edilirse de Cumhurbaşkanı ve ilgili idareler idari yaptırım ve para cezası uygulayabilecek. Dün açıklandı biliyorsunuz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kameraların karşısındaydı. Açıklandı ama dediğim gibi özellikle muhalefetin de eleştirileri var. Yine sizle devam edelim isterseniz. Ya ben gülümsüyorum. Dünyada şöyle bir araştırma vardı. Bir yasa çıkmadan onun etrafından dolaşmayı en iyi bir biz bir de İtalyanlar beceriyormuş. Şimdi bu tasarruf tepkileri, bir kere şunu söyleyeyim. Makam araçları meselesi
maddi kısmından çok kamuoyunda yükselen tepkilerle ilgili bunun için çıkarılmış bir şeydir. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde çok bir fark yaratmayacaktır. Yani şunu söyleyeyim, mesela şu olsun daha iyi olur. Mevcut makam araçları yazın ve kışın klimaları çalışsın diye makam sahipleri yokken 35-40 dakika aralıksız çalışmayacak desen daha fazla bir tasarruf olur. Ama bunun bir psikolojik etkisi var mı? Var. Yani bu etkiyi, halktaki bu hassasiyetin de karşılıksız bir hassasiyet olmadığını söylemek lazım. Yani ben şeyi hatırlarsınız değil mi? Eğlence paketli bir rektörün makam aracı için, kiralık araç için ihaleye çıkarken evet, yazdığı şartnamede illa eğlence paketi olsun. Ne alakası var ya? Ya güvenli gitsin. Araba dediğin şey bir yerden bir yere gitmeye yarar. İçinde eğlenmeye yaramaz. Devam edeyim. Şimdi şöyle olacaktır. Hani eğer ihale açılabilirse ihalede kazanan firmalar tahminen idareye kiralık araba verirler mi vermezler mi, hani oradan bir şey şartnameye girer mi girmez mi bilmiyorum ama şunun bir altını görmemiz gerekiyor. Bakın bir depremle yaşadık, maliyeti 100 milyar doların üzerindeki bir maliyetle karşı karşıyayız. Şimdi kendi malıymış gibi davranma meselesi çok önemli. Yani evde doğalgazı, elektriği, suyu çok dikkatli harcarken kamu kurumuna gittiğinde nasıl olsa parasını ben ödemiyorum. Çok ayıp bir şey söyleyeyim sana. Otellere gittiğimiz zaman müşteri olarak biz de yapıyoruz. Bak yine geliyoruz aslında eğitim ve iyi yurttaş yetiştirme meselesine geliyoruz. Tasarruf tedbiri lazım mı? Lazım. Yeter mi? Yetmez. Nesi yetmez, nesinin yetmeyeceğini de söyleyeyim. Şimdi savurganlık kalemleri bir kısmı doğru tespit bunların. Ama bunların getireceği toplam fayda, bu duygusal olarak alınmış tedbirler. Bunların bir kısmı duygusal tedbirler. Özellikle makam araçlarıyla ilgili olanlar. Şimdi dönüp şuna bakmamız gerekiyor. Bizim ülke olarak kaçınılmaz yapmamız gereken kesin olan harcamalar var. Bir kere oralardan hiç vazgeçilmiyor. Şimdi burada çok uluslu şirketler, Türkiye'ye gelip yatırım yapmış çok uluslu şirketler. Bizim onlara tanıdığımız vergi muafiyetleri var. Biz onlara vergi muafiyeti tanıyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri özellikle o ülkelerde diyor ki sen Türkiye'de vergi muafiyetin var. Hani indirim alıyorsun sen vergiden. Sen gel aradaki farkı bana tamamla diyor, para alıyor onlardan. Bunların falan da kalkması gerekiyor. Yani buradaki temel mesele şu. Yükü herkesin paylaştığını kamuoyuna çok iyi anlatmak gerekiyor. Buradaki temel ihtiyaç bu. Makam araçları bunun için güzel örnektir. Bir şey daha söyleyeyim yeri gelmişken. Sadece makam aracı değil, bir de bu makam araçlarında takılan çakar meselesi var. Yasal yetkisi olmayan. Ya üniversite rektörlerinin araçlarındaki çakar sayısı beni dehşete düşüyor. Hani başkası yapsa anlarım ama siz üniversite rektörüsünüz, örnek olmanız gerekir diye bekliyoruz. Bu Recaizade Mahmut Ekrem'in romanı vardı ya, Araba Sevdası. Vay arkadaş, ne sevdaymış. Bitmedi iki asırdır diyeyim ve susayım. Başka bir şey söylemeyeyim. Sevil Hanım. Ben de bu araba konusunu. O biraz işin psikolojik çok boyutu galiba değil mi? Çünkü Özel bakın Bey'in dediği gibi. Özel Bey çok doğru bir yerden fikrini ifade etti. Şimdi halkın içinde oluyoruz. Duyuyorduk biz de bunların hepsini esasına bakılırsa. Bu makam araçları gerçekten de bir psikolojik olarak rahatsızlık veriyordu. Sonra makam araçlarının yanı başında koruma araçları, sonra işte bazı görevlilerin gelirken birkaç tane korumayla hareket etmesi. Bu yani Cumhurbaşkanı bugün dün değil mi konuşmasında şey dedi. Hani halkın siyaset, yani halkın derdine dokunan, halkın içinden gelen, o bireye dokunan mekanizmadı. Dolayısıyla ben bunu çok kıymetli buluyorum. Evet, bunun maddi tarafından daha çok psikolojik olarak yarattığı rahatsızlığı ortadan kaldıracağına inanıyorum. İkincisi, ben de çok sıkça dikkatimi çekiyordu. Yani biz mesela bir tane çok basit bir şey için kaç tane kağıtı heba ediliyordu. Bizim bazı kurumlarda yani bir küçücük, yani fiyatı çok ucuz olan bir şey için
kaç tane kağıtı heba etme derdi vardı. Bunun da dijitalleşmeye geçmesi açısından çok kıymetli bir katkısı olacak. Bir taraftan biz doğanın gelecek nesillere bırakmamız gereken bir yeşile, ağaca hürmet meselesi var. İkinci bir taraftan da bu bütçeden giden para. Yani tabii, bunu alıyor sonuç itibariyle devlet ve bu bizden toplanan vergilerle oluyor. Yani dolayısıyla hepimize değen zarardı. Yani ama burada ilk başta memura, devlette, kamudaki meselelere dokunması, ben bunun manevi psikolojik boyutunu kıymetli buluyorum. Yani bu daha da artacak ama eleştiriler belediyeler çalışmasın diye duydum. Biraz, evet, Özgür Özel öyle diyor. Biraz, yani sanki CHP'li belediyeler çalışmasın. Nasıl yani, araba için mi söyledi bunu mesela, araba için mi mesela, diyor ki yerli araba alın, yani araba almayın demiyor, yeni şey diyor ki yerli, yani dışarıdan araba almayın diyor, arabasız dolaşın demiyor, bisikletle dolaşın diyen yok, ama dışarıdan sen tonlarca parayı verip aldığında yani kendi bütçeni, evet, zarar ediyorsun. Bir de artık bizim zaten kendi şeyimiz var, yani üretimimiz var. Dolayısıyla hani illa da TOG'dan bahsetmiyorum. Başka bizim var değil mi? Gerçi diğer ülkelerden alıp toplama ismini vardır. Türkiye'de, evet, var işte. Yerlilikten kasıt bu tabii bir şeydir. Hani birçok araba yerlilik açısından Türkiye'de, evet, toplanarak oradan mesela olabilir, en azından tedarik Türkiye'de, yani markası yabancı ama olabilir, her şeyi yerli olan arabalar var yani. Evet, yani dolayısıyla bence daha bu çok, iyi bir yani hani bunu da şöyle, evet, bir yorum da duydum, ondan bunu söylemek gereği duydum, ama ileride TOG için mi yapıldı, yol bir dayatma falan değil, da yok. Dolayısıyla ben bunun psikolojik olarak da iyi bir şey olduğunu, hele hele bunun da altını vurgulayayım, çizerek noktalayayım bunu. Şimdi bakın, dünya da en büyük ekonomiler bile kısıtlamaya gidiyor. Yani bu, biz görüyoruz her şeyin tükenme süreciyle karşı karşıyayız. Su sorunuyla karşı karşıyayız. Enerji sorunuyla, bu kadar savaşlar niçin çıkıyor? Bu savaşlar zincirin içinde. Bu paylaşım savaşlarının nedenleri var. Dolayısıyla biz elimizdekinin önce değerini bilmeliyiz ki bu daha sonraki nesillere bir şey, bizden sonra bir şey kalacak değil mi? Yani bunun sonuna, dibine gitmemizin bir anlamı, bir alemi var mı? Ben onun için bunu hem psikolojik hem de gelecek, Özel Bey dedi ya, biz öyle nesiller yetiştirmeli ki bunların hepsi birey üretici unsurlardı. Yani biz bizden sonraki nesile ne bırakacağız? Evet. Bizden sonraki nesile miras koyacağız gibi ulvi şeyleri de gündelik hayatımıza dahil etmeliyiz bence. Son sözü size verelim. Son 5-6 dakikamız. Tabii ben de psikolojik olduğunu düşünüyorum. Nihayetinde konuşulan rakam, işte bütün bunlar yapılabilirse 100 milyar lira. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşık 9 trilyon lira olan bütçesine baktığımız zaman 100 milyar lira çok büyük bir rakam olmadığını görüyoruz. Birincisi bu. İkincisi tabii bütün tedbirler amacına ulaşırlar. Bu psikolojik. Yani bu psikolojik harekat başarılırsa kazancı 100 milyardan çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Yani bu yönüyle kıymetli. Yani bir alışkanlık haline getirilir ve bir yaşam tarzı haline getirilirse, Özel Bey çok önemli bir şey söyledi. Ahlak dedi. Bu tasarruf paketi konuşulduğu dönemde bir bürokrat, bir arkadaş, yani bir yönetmeliğe, yasal düzenlemeye gerek yok. Allah korkusu olan insanlarla çalışılsın. Bundan çok daha başarılı bir tasarruf sağlanır demişti. Bu tabii ki biraz alışkanlık meselesi. Biraz işte kendi bütçeni düşündüğün gibi devletin de bütçesini, evet, düşünen bir yaklaşım söz konusu. Yani şimdi bazı şeyler iyi analiz edilmesi gerekir. İstanbul'da bir öğretmenin, bir polisin, hatta bir hakim savcının aldığı ücretle
İstanbul'daki kiralar ve fiyatları konusunda bir denge de kurmamız lazım. Tamam, lojmanlar olmasın, şu olmasın ama nihayetinde farklı sorunlar da var. Bunları da göz önünde bulundurmak gerekir. Siz zaten konut sorununu çözerseniz kimse lojmanda oturmaz. Evet. En nitekim şu anda İstanbul'da çok az lojman. Hani oturulabilir veya işte diğer evlerden daha iyi olduğu varsayılarak tercih edilebilir diyeceğimiz bir şey. Yani lojman meselesi bu yönüyle ele alınması gerek. Türkiye'de bir konut sorunu var ve İstanbul'da memurlar durmak istemiyorlar. Yani İstanbul'daki bir polis memurunun aldığı ücretle işte Yozgat'ın işte Sarıkaya ilçesindeki bir polis memurunun aldığı ücret aynı. Ama hayat şartları tabii. Hayat şartları farklı. Yani bu düşünülmesi gerekir. Servis konusu da önemli. Bir, güvenlik açısından önemli. İki, trafik açısından önemli. Dolayısıyla trafiğin düzene kavuşturulması durumunda yine herhalde işte her sokak başında bir çalışanı alan dolmuşa binmek yerine farklı bir şekilde işe gitmeyi tercih edecek çalışanlar var. Yani bir bütün olarak ele almak gerekir, değerlendirmek gerekir. Ama bu psikolojik bir hamle. Bu hamleyle birçok şey önüne geçilmiş olacak. İşte bazı yatırımlarla alakalı işte öncelikler konusunda bir tercih söz konusu. Bütün bunların yanı sıra Özay Bey söyledi. Türkiye bir yıl önce büyük bir afet yaşadı. 11 ili ve 16 milyon insanı etkileyen ve bugün hala onun işte yaraları sarılmaya çalışılan ve çok ciddi altyapı çalışmaları, konut çalışmaları, iş yeri çalışmalarının devam ettiği büyük bir yıkım yaşadı Türkiye. 100 milyar doların üzerinde bir maliyet söz konusu ki hani 100 milyar dolarınız olsa bile hemen ortaya koyup bu sorunu çözebileceğiniz bir durum da değil. Yani hani sadece para değil, insan kaynağı gerekiyor, farklı şeyler gerekiyor. Evet. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman herkesin 2024-2025 yıllarını bu felaketin etkilerini göz önünde bulundurarak sadece devlet dairesinde mi tasarruf yapacağız? Evimizde de tasarruf yapacağız. Bir kapatacaksın. Tamam. Bir gün lütfen ben bunu manşetle yaptım Milliyet'te. Serpme kahvaltı başta olmak üzere çöpe giden 100 milyarlarca lirayı da unutmak lazım değil, üzerine konuşmak lazım. Yani yani olmaz her böyle. Yerde tasarruf yani kendi bütçemizde de, kendi evimizde de, okulumuzda da. İsrafa da karşı durmak lazım. Lüks alanlarda, peki, yeme içmelerde, her yerde bunu bir yaşam tarzı haline getirmemiz gerekir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.